Fırat Aydınkaya. Ben konuya genel bir girizgah anlamında hem Fırat Aydınkaya'dan bahsedeceğim hem de kitabın özeti şeklinde bir şeyler söyleyeceğim. Fırat Aydınkaya 1979 yılında Kulanköy Bartu doğumlu. 98 yılından bu yana yazın faaliyetleriyle uğraşmaktadır. Radikal, Özgür Günler, Bir Gün, Agos, Özgür Politika, Gazete Duvar gazetelerine ve de Birikim dergisine değişik konularda yazılar yazdı. Halen online yayın yapan Nufennet isimli sitede düzenli yazılar yazmaktadır. Ayrıca bir dönem Toplum Hukuk dergisinin yayın kurulu ile Dipnot dergisinin de kurucular arasında yer aldı. Şimdilerde Kürt Araştırmaları Dergisi'nin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Yazarın yayınlanmış iki tane kitabı bulunmaktadır. Bunlar Ebedi Dönüş, Yeni Faşizmin Kökenleri, bir de Ölüm Koridorları, yine Avesta yayınlarından bahsetmiştir. Ben de kitabın bir okuyucusu olarak biraz Rezoman Hançeri'den bahsetmek istiyorum. Açıkçası ben Fırat Aydınkaya'da görüşmemizde de bahsetmiştim. Kitabın benim için önemli olan bir tarafı, biyografi yazılarının bu anlamda değerlendirilmesi ve bu anlamda değer atfedilmesi. Said Nursi hepimiz için, aslında birçok muhafazakar İslamcı için kutsallık atfedilen bir yerde. Fakat benim düşüncem, kutsallık atfedilen Said Nursi'yi kutsallık atfedilen yerinden alıp Kürt toplumunun siyasi, kültürel ve sosyal hayatının içine yerleştirdiğimizde her şey daha belirginleşiyor. Said Nursi'nin Kürt toplumu için ne ifade ettiğini o anlamda anlamış oluyoruz. Aslında bu bakış açısı Nursi'nin sıradanlaştırıldığı anlamına gelmemektedir. Daha çok Cemal Kafadar'ın dediği gibi sıradan olan ne zaman tarihsel bağlamda yazılmaya başladığında sıra dışı olmaya başlar. Bu anlamda Fırat Aydınkaya'nın sıradanlaştırarak bir insan olarak Said Nursi'ye bakışıyla tarihsel anlamda onu yerleştirdiği yerde sıradan, sıra dışı biri olduğunu görmekteyiz. Aslında bunun tamamı bize Said Nursi'nin içinde yaşadığı düzenin ve dünyanın ona sağladığı imkanları ve önüne koyduğu sınırları oluşturan sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarda tanıma çabamızı da gerektirir. Çünkü bunlar Said Nursi'nin kendini var etme biçimi bir nevi. Dolayısıyla Said Nursi'nin hayatına bu bağlamdan aşağıdan bir tarih okuması yapıldığında ve kanımca Bedüzzaman'ın yanından ayırmadığı hançerinin ne anlama geldiğini kavrayabiliriz. Metaforik olarak kitabında bahsettiği hançerin Türk çağdaşlaşma krizine ve İslam çağdaşlaşma krizine bir olanak sağlamaktadır. Anlamak anlamında, yani onu kavramımız anlamında bir olanak sağlamaktadır. Ben de bu anlamda artık sözü Fırat Aydınkaya'ya bırakmak istiyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu cumartesi gününde zamanınızı ayırıp lütfedip geldiğiniz için gerçekten teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Başta sevgili Abla olmak üzere Avesta'ya, Beşikçi Vakfı'na burayı bize şey yaptığı için onlara da çok çok teşekkür ederim. Sevgili hocama, bu da kendisi de aramızda, yönetim kurulu arkadaşlarımız da aramızda, çok teşekkür ederim. Lanetli günlerden geçiyoruz. Geçtik daha doğrusu 5 yıl önce. Tahir Elçi arkadaşımızı aldılar bizden. 5-6 yıl geçti üzerinden ve o günlerden geçiyoruz. Kendisini rahmetle anlıyorum bu vesileyle. Tabii moderatör arkadaşımız Melat'a da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir girizgah yaptı benim için. Fakat sevgili Abdullah, bu konuyu konuşalım derken ben başıma iş aldım. Bir iki tane ek başlık daha yaptım. Bu bir kek başlığa değinmeden Bedüzzaman'ı anlatmak benim için biraz zor olacaktır. Birazcık sabrımıza da sığınarak aşağıdan tarih derken neyi kastettiğimi, Kürtlerde şiddetin tarihi derken neyi kastettiğime dair birkaç şey söylemek isterim ki çizdiğim çerçevenin içine Bedüzzaman'ı oturtulduğu zaman belki daha sağlam bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi aşağıdan tarih kavramsal olarak maalesef bizim Kürtlerin dünyasında henüz çok yeni bir metodoloji değil.
Fakat sömürge tarihine birazcık aşina olanlar aşağıdan tarihin nerelerden geldiğine kanaat getirebilir. Özellikle madeniyet çalışmaları, Hindistan'ın sömürgeciliği bağlamında aşağıdan tarih meselesi gündeme geldi. Ranahit Guha, Spivak ve diğer arkadaşlar bu kavrama eğildiler. Bu kavramın arkeolojisi Gramsci'ye kadar gider. Gramsci hapishanede olduğu zaman belirli koşullarda yazdığı için proletarya kelimesinin yerine madun kelimesini kullandı ve o gün bugündür madeniyet bir kavram olarak bizim de içinde bulunduğumuz ezilen halkların tarihinde bir anlam ifade ediyor. Ranahit Guha 1982 yılında Sömürge Hindistan'ın Tarih Yazımı ile ilgili Notlar isimli bir kitap yazdı ve o günden sonra bu ekol olarak anılır oldu. Özetle şunu söylüyorlar, Ranahit Guha'nın eleştirisi şuydu. Evet, Hindistan İngiltere'nin kolonisi olmaktan çıktı ama özgürleşmedi. Bağımsızlaştı ama özgürleşmedi şeklinde bir ön kabulle giriş yaptı. Burada Hindistan tarihçiliğini iki açıdan eleştirdi. Bir tanesi Hindistan tarihinin sömürgeci boyutuna vurgu yaptı. Dedi ki bizim tarihimiz sömürgeci İngiltere'nin, İngilizlerin bize dayattığı bir tarih. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. İkincisi de özellikle burjuvazinin, sermaye sınıfının yarattığı bir karşı tarih vardı İngiliz tarihine karşı. Bu da yeterli değil. Niye yeterli değil? Hindistan'da çünkü sermaye sınıfının dışında kendini ifade edemeyen milyonlarca insan var ve bunlar kendini bir şekilde ifade etmeli dedi. Aşağıdan tarih meselesine buradan baktı. Daha çok İngiliz Marksist tarihçilerin Thompson ve Hobsbawm'ın gündeme getirdiği bir ekoldü bu. Onu Hindistan tarihine uyarladı ve dedi ki Hindistan tarihinin konuşmayanları, mağdurları konuşabilir mi? Bunun üzerine nasıl bir tarih yapılır diye konuşmaya başladı. Ve buradan Hindistan'ın gerçek sahipleri diyebileceğimiz köylülerle bağlantı kurmaya götürdü meseleyi. Özetle şunu söyledi, Hindistan'daki köylüler Hobsbawm'dan da tabii pas alarak dünya üzerinde özellikle sömürgecilere karşı özlemleri vardı ve bu özlemleri ifade edebilir mi ve hangi şekillerde ifade edebilir diye konuyu açtı. Bu çerçevede Hindistan tarihine baktığı zaman gündeme gelmeyen veya resmi Hindistan tarihine kendini ifade edemeyen yüze yakın köylü isyanlarından bahsetti. Bu bence oldukça önemli bir durum. Aşağıdan tarihi buradan kurdu Guha ve ben bunun Kürt tarihi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Kürdistan tarihine baktığımız zaman Kürtlerle Türklerin, Kürtlerle Arapların, Kürtlerle Farsların kardeşliğini öne süren bir tırnak içinde sömürgeci bir tarih bakışı var. Bu tabii ki bizi tatmin eden bir bakış değil. İkincisi, elitist diyebileceğimiz Kürdistan tarihini belli şahsiyetler üzerinden okuyan, misal Bedirhan Bey üzerinden, misal Şeyh Ubeydullah üzerinden okuyan bir tarih, vakanüvisçi tarih anlayışı var. Bana kalırsa bu da Kürdistan tarihini, en azından 200 yıllık Kürdistan tarihini tam olarak ifade edemeyen bir bağlantı. O yüzden ben aşağıdan tarih veya antikolonyal tarih de diyebiliriz okumalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Üç nedenle önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere antikolonyal tarihimizin veya ideolojimizin son 200 yıllık süreç içinden nerelerden geldiğini, tarihsel olarak nerelere gittiğini, hangi toplumsal katmanlar üzerinden geliştiğini ifade etmek açısından bence antikolonyal tarih anlayışı önemli bir tarih anlayışı. İkincisi, bunu şuna bağlayacağım. Ben yaklaşık 8-10 yıldır resmi Kürt tarihini eleştiren bir okuma yapmaya çalışıyorum. Bediüzzaman kitabı da bu çerçevede, Ermenilere bakışım da bu çerçevede. Diğer halklarla kardeşlik söyleminin yansıması da bu çerçevede. Dolayısıyla buradan yola çıktığımız zaman ben şunu iddia ediyorum. Kürt resmi tarihçiliği Kürtlere ev köleliğini tavsiye eden, ev köleliğini modere eden bir tarih biçimi. Ben bunun kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yerine antikolonyal bir tarih bakışının
Kürtlere hiç değilse tarla köleliğini mümkün kılabileceğini düşünüyorum. Yani şimdiye kadar bizim resmi tarih anlayışımız bize ev köleliğini dayattı. Tamam köleyiz ama ev kölesiyiz diyor ki bunun literatürdeki karşılığını hepiniz biliyorsunuz. Malcolm çok güzel bir şekilde bunu ifade etti. Özetle şunu dedi, ev kölesi dedi, ev sahibiyle beraber, ev sahibinin evi yandığında ev sahibiyle beraber oturup ev için ağlayan kişidir dedi. Tarla kölesi de tam aksine, yani evin yanmasından vesaire diğer meselelerden tamamen bağımsız bir noktada kendi özlük duruşu itibariyle kendilik arayışına karşılık gelen bir bakış. Dolayısıyla ben artık ev köleliği tarihçiliğini reddetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve mümkün mertebe tarla köleliğine en azından gönüllü bir şekilde o noktadan hayata bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktadan baktığım zaman da ben resmi Türk resmi Kürt tarihçiliğinin ideolojimizi demokratikleştirmediğini düşünüyorum. Ve geldiğimiz noktada zaten ideolojimizin, resmi siyasetimizin tıkanma emareleri gösterdiği noktalar itibariyle de zaten gelinen noktada ortada. Bu çerçevede aşağıdan tarih okuması veya antikolonyal tarih okuması resmi siyasetimizin de Kürtistan gerçekliğiyle buluşturulması noktasında işlevsel olabileceğini düşünüyorum. Buradan şuraya varacağım. Aynı Guha'nın ileri sürdüğü noktaya geleceğim ben de. Yıllar yılı hepimiz Avrupa'daki köylü isyanlarına baktık. Acaba niye Kürtistan'da bir Thomas Münzer yok? Niye bir Kavallı Hans yok? Niye bizim köylü isyanlarımıza hani önderlik edecek gerçek anlamda bir lider yok diye yıllarca araştırıp durduk. Niye bizde köylü isyanlar yok diye durduk. Halbuki ben bu bakışın eksik ve tersi olduğunu düşünüyorum. Kürdistan tarihinin en azından 1800. Yüzyıllardan bu yana, yani son 200 yıl itibariyle büyük oranda köylü isyanlarının modere ettiği bir tarih bilinci olduğunu düşünüyorum. Ve burada ama bunu söylerken de tabii ki birkaç şeyin daha altını çizmek istiyorum çok da dağıtmadan konuyu. Bizim maalesef modern tarih anlamında bir iktisat tarihini yazan bir arkadaşımız henüz olmadı başlı başına. Emek tarihini yazan olmadı, sermaye tarihini yazan olmadı. Tabii bunlar yazılmadığı için de doğal olarak buralara girmek gerekiyor. Yani Kürtistan'ın özellikle 1800. Yüzyıllardan başlayarak resmi tarihine baktığımız zaman ben orada çok ilginç bir figür görüyorum. Özgür köylülük deneyimi diye bir noktanın altını çizmek istiyorum. Ki benim bu aşağıdan tarih teorimin esas yapı taşı da özgür köylülük meselesidir. Özgür köylülükle ilgili maalesef çalışan çok fazla arkadaşımız yok. Ziya Gökalp var, sevgili hocam var. Özellikle bu konulara eğilen Ziya Gökalp Kürdistan'daki köylülüğü ele alırken iki köylülük biçiminden bahsediyor. Bir tanesi aha köyleri diyor, bir tanesi de aşiret köyleri diyor. Ben Ziya Gökalp'in eksik bıraktığı noktadan devam etmek istiyorum. Esas olarak Kürdistan'da özgür köylülük vardı ve bu özgür köylülük gerçek manada antikolonyal köklere sahipti ve bu tasfiye edildi. Neden tasfiye edildiğini de altını çizmek isterim. Özellikle 2. Mahmut döneminden başlayarak Kürdistan'daki Kürdistan'a yapılan seferler Osmanlı tarihçilerinin bize anlattığı gibi merkeziyetçi, modernleşmeci tarih bilimi etrafında gelişen teknik müdahaleler değildi. Kesinlikle değildi. Biz böyle bir tarih okuması yapamayız. Maalesef resmi Kürt tarihi de çoğunlukla resmi Osmanlı tarihçilerden etkilendiği için merkeziyetçi, modernleşmeci bir adam olarak, bir figür olarak 2. Mahmut oturdu, karar verdi ve Kürdistan'ı şeye bağlayalım dedi. Aradaki mirlikleri yıkalım ve saraya bağlayalım noktasında tamamen teknik bir okuma yaptılar. Halbuki hiçbir alakası yok. Olay çok çok farklı ve biz bunu daha fazla konuşmamız lazım. Çünkü eğer özgürlük konusunda bizim umutlarımız var ise, mağduriyet konusunda bizim arayışlarımız varsa, özgür köylülük deneyimini kesinlikle tekrardan ele almak lazım.
Bu kolonyal seferi ben şuna benzetiyorum. Mark Bloch'un çok güzel bir tespiti var. Der ki, Akdeniz uygarlığının dengesini bozan iki şeydir. Bir tanesi İslam seferleridir, Arap seferleridir. İkincisi de Germen istilasıdır. Bunu Kürdistan'a, Orta Doğu'ya uyarladığımız zaman aynı şekilde yine İslam veya Arap ordularının istilası var. Bu bir. İkincisi tıpkı Germen istilası gibi Orta Asya'dan gelen Türk kavimlerinin gelip Kürdistan'ı tamamen tarumar ettiği bir gerçek var. Bunu görmemiz lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Marx sıklıkla bu konularda fikir yürütür. Mesela hem Hindistan'da hem İtalya ile alakalı çok güzel bir tespiti var. Der ki, İtalya'da, Hindistan'da tıpkı Kürdistan gibi geçiş aşamasında olduğu için istilacı kavimlerin boyunduruğu altına girdiği zaman ne siyasal birlik oluşturabiliyorlar ne de iktisadi düzen oluşturabiliyorlar. Gerçekten Kürdistan'ın 19. yüzyıl boyunca özeti budur. Ve biz Kürt okumuşları ısrarla sömürgecilik veya kolonyalizm okuması yapma noktasında kendimizi tutuyoruz. Ama bu konuda bana sorarsanız esas okumayı yapan kişi Ömer Lütfi Barkan'dır. İsmail Hocam gayet iyi yakından da tanır. Kemalist bir şahsiyettir. Ve çok açık olarak diyor ki biz Türklerin özellikle Balkanlar için söylediği teori şu. Biz Balkanları istila ederken sadece yetenekli askeri komutanlarla bu işi yapmadık. Bizim bir kolonileştirme amacımız vardı. Biz bu kolonileştirme çerçevesinde Balkanların düzlüklerine, ovalarına el koyduk ve Balkan halklarını dağlara yönlendirmek durumunda kaldık. Bunun aynısını Kürdistan'a yaptılar. II. Mahmut döneminde, Abdülmecit döneminde ve devamında. Kürdistan'ın ovalarını Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Urfa el koydular ve Kürdistan'daki özgür köylülüğü, özgürlükçü ruhu dağlara götürdüler. Gerçekten de Kürdistan'ın özellikle antikolonyal kökenleri eğer özgür köylülükse bu yerle bir edildi, mülksüzleştirildi ve dağlara gönderildi. Halbuki o dönemlerde mesela bir kıyas yapalım. Ermenilerin özgürlükçü ruhu, Ermeni köylülerin özgürlükçü ruhu şehirlere taşındı. Orta sınıflar eliyle modere edildi, ideolojikleştirildi. Fakat Kürtlerin böyle olmadı. Kürtlerin özgür köylülük akımları, özgür köylülük ruhu dağlara doğru iteklendi tıpkı Balkanlardaki gibi. Ve halen de, mesela dikkat buyurun, halen de bizim özgürlük şeyimizi genel olarak şehirler değil, kırsal belirliyor. Ki burada da yine mesela en önemli tespiti Ziya Gökalp yapar, ilginç bir şekilde sıkça vurgulayacağım ama Rıza Nur'a yazdığı raporda der ki, Kürdistan'da kırsala gittiğiniz zaman bir Türk aşireti var ise, Karakeçiler ve diğer örnek de veriyor, Tırkan aşireti de örnek veriyor. Onlar kırsala gittiği zaman Kürtleşiyor diyor. Yani asimile oluyor diyor. Fakat biz onları şehirlere getirdiğimiz zaman veya biz aşiretleri iskanlaştırdığımız zaman Kürtleşiyorlar diyor. Yani Ziya Gökalp bile hani buradaki özgür köylülük ruhunun kırsalda, dağda nasıl hegemonik bir şekilde ortaya çıktığına kâni. Tabii bunun şeyleri var, kökenleri var, iktisadi kökenleri var, sosyolojik kökenleri var. Mesela bir örnek vereyim, Marx Antikite'den bahsederken tarım toplumları diyor hem üreticiydi, çiftçiydi hem de silahşördü diyor. Bu önemli bir belirleme bence. Kürdistan'da mesela döndüğümüz zaman mirlik sistemini ayakta tutan şey bana sorarsanız tıpkı Marx'ın Yunanlarda gördüğü gibi yani hoplit deniyordu o kişilere. Hem kendi üretimini tarlada yapıyordu hem de aynı zamanda kılıç sahibiydi. Yani hem üretiyordu hem de koruyordu. Bu Yunan demokrasinin temeliydi der Marx. Aynı şeyi Kürtlerde de görebilirsiniz. Mirlik düzeni aslında bu tarz serf demek istemiyorum ama kolon diyelim hadi. Kolon tarzı Kürt çiftçilerinin özgürlükçü ruhlarıyla soyluların bir birleşkesiydi. Mirlik sistemi aslında buydu. Ayakta tutan da buydu. Ama demin söylemeye çalıştığım gibi kolonyalist seferler yüzünden Kürdistan yerle bir edildi. Kürdistan'daki özgürlükçü ruh yerle bir edildi. 1950-60'lardan sonra aynı Hindistan'ın
İngilizlerin Hindistan'a yaptığı gibi üç şey yaptılar. Bir tanesi tıpkı Hint ordusu gibi Kürt ordusu oluşturdular ve buna da Hamidi Adaları dediler. İkincisi yine tıpkı Arazi Kanunnamesi gibi, Osmanlı'nın 1850'lerde çıkardığı Arazi Kanunnamesi gibi Hindistan'da mülkiyet ilişkilerini düzenleyen toprak reformu uyguladı. Yine üçüncüsü tıpkı Kürtlerde aşiret mektepleri gibi İngilizler de Hindistan'ın çocuklarını Londra'ya götürüp eğitip geri gönderdiler ve bu şekilde bir düzen oluşturdular. Şimdi buradan Kürtlerin şiddet tarihine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Çok dağıtmayacağım konuyu çünkü Bediüzzaman'a yoksa şey kalmayacak. Kürtlerin şiddet tarihini ele aldığımız zaman nereden bakarsak bakalım bu kolonyalizm tarihiyle eşdeğerdir. Yani eğer Kürt toplumu yüzer gezer bir şiddet tarafından rehin alındıysa 19. yüzyıl boyunca bunun biricik sebebi kolonyalist seferlerdi. Çünkü Mirlik döneminde şiddet tekeli diyebileceğimiz bir aşiret tekeli veya konfederasyonun şiddet tekeli vardı. Evet, köylerde insanlar kılıç sahibiydi, silah sahibiydi ama bunu kullanmıyorlardı. Bu Mir'in denetimine bağlıydı. Dolayısıyla kolonyalizm seferleriyle beraber Kürtlerin örgütlenmeleri, konfederasyonlar yerle bir edildiği için artık aşiret düzenine veya kabile düzenine geçildi. Kabile düzeniyle beraber herkese gücün yettiği Darwinist bir ortam oluştu. Ve bu çerçevede de hani işin sosyolojisi anlamında söylüyorum, talan dediğimiz bir olgu çıktı maalesef ortaya. Talan derken birçok arkadaşımız bu konuda açıkçası beni eleştirdi, hoşuma da gitti bu eleştiri. Özcü davrandığımı söylüyorlar. Oysa ben özcü davrandığımı düşünmüyorum çünkü talan sadece Kürtlere özgü bir şey değil. Bir kere bunu kabul edelim. Cermenlerde de vardı, Macarlarda da vardı, Türklerde de vardı. Kürtlerin talanı 19. yüzyılın ortalarına kadar Macar talanlı gibi sadece ganimete odaklanmış bir talandı. Dolayısıyla toprağı öngörmüyordu. Cermenler toprağı talan ediyorlardı, Kürtler toprak üzerindeki mahsulleri talan ediyorlardı. 1850 yılından sonra tabii Arazi Kanunnamesi'yle beraber işler daha değişik noktalara gitmeye başladı. Kürtlerin içindeki, Kürt sosyolojisinin içindeki yüzer gezer şiddet fraksiyonları Ermenilere yönlendirildi. Ermeniler 1890'ların sonlarında pogromlara tabi tutuldu. Bunun içinde tabii ki de devletin birinci derecede sorumluluğu var. Hamidi alayları üzerinden yaptıkları var. Keza 1915'te de aynı şekilde birinci derecede devletin sorumluluğu var. Ama buradaki şiddeti biz göz ardı edemeyiz. Bu önemli bir şey. Fakat buradaki şiddeti konuşurken de ister istemez Kürtlerin yazılı kaynaklarına bakmamız gerekebilir. Çünkü Kürtlerin klasik edebiyatında şiddet veya kılıç önemli bir sayfaya tekabül eder ki bu doğrudan Bediüzzaman'la bağlantılı bir konudur. Mesela Bediüzzaman'ın hançeri dedik, bilerek Bediüzzaman'ın hançeri dedik, Bediüzzaman'ın kılıcı da diyebilirdik ki edebiyat okuyanlarınız bilir. Rilke'nin meşhur kalem ve kılıç metni vardır. Fakat Bediüzzaman'ın da bağlı olduğu gelenek bana kalırsa Melayi Ciziri'den gelen bir gelenek, yani hançer geleneği. Hançer eninde sonunda nedir? Bir kişilik savunma veya öz savunma edevatıdır. Kılıç gibi değildir. Kılıç bir savaş enstrümanıdır ama hançer öyle değil. Melayi Ciziri'nin şiirlerinde mesela hançer çoğunlukla bir aşk, bir aşkın metaforu olarak kullanılır ve bu şekilde yürütülür. Çok toplumsal bir bağlamı yoktur. Ama Hani'ye geldiğimiz zaman Ahmed-i Hani'ye çok bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Gerçekten Hani'nin Memuzini bu anlamda kılıcın Kürt siyasi hayatına, Kürt toplumsal hayatına, hatta Kürt metinlerine umarsızca konulduğu bir metindir. Mesela birkaç örnek aldım. Şunu der, Lev evvelu makale kalem bu. Yani der ki, yarattığı ilk şey kalemdi der Hani. Bu önemli bir şey. Halbuki mesela Yuhanna İncil'ine bakarsanız orada yaratılan ilk şey söz der. Yani Hristiyanlık geleneğinde yaratılan ilk şey sözdür der. Ama Hani kalem demeye getiriyor ilginç bir şekilde. Biz Kürtleri ilgilendiren boyutu itibariyle de mesela şiddetle ilgili bir tane şey daha okuyayım. Diyor ki, herçi biri şiri desti himmet,
Zetkir Juhay Rabu Meri Devlet. Yani der ki, kimler uzatmış ister kılıca gayret ellerini, erkekçe elde etmişler kendi devletlerini. Bu, Kürt tarihi açısından çok önemli bir müdahaledir. Şiddetin politikleştirilmesi, hatta şiddetin kutsiyeti noktasında haninin buradaki tavrı çok ama çok önemlidir. Bunu tartışmak lazım. Yani bunu günümüze uyarladığımız zaman da tartışmak lazım. Hem sol gelenek açısından, hem İslami şiddet açısından, hem proleter şiddet açısından, hem antikolonyal şiddet açısından bile hani, bana sorarsanız, bu konudaki ilk duvarı örenlerdendir. Ki mesela Memuzin'deki Tajdin karakteri çok daha dominanttır. Memsilik bir karakterdir. Tajdin mesela, hani Tajdin için der ki, bin gülterse bedel bir adam der. Yani bir şiddet operatörü gibi tarif eder şeyi, Tajdin'i. Dolayısıyla hani haninin buradaki müdahalesini biz göz ardı edemeyiz. Buradan şeye geçeceğim, Hacı Kadir'e geçeceğim. Hacı Kadir Koyun'un gerçekten onun şiddetle ilgili şeyleri de ilginçtir. Ama o haniye nazaran daha dengecidir. Bir şiirinde şey der, şiir-i kalem şerikin der, ortaktır der. Yani sadece şiir demez, kalemi de işin içine dahil eder ki bu önemlidir. Koyu aynı zamanda Bedirkanlılara da eğitmenlik yaptığı için biraz sonra bahsedeceğim, Celadettin de mesela bir elinde kılıç vardır, bir elinde kalem vardır ve bunu ısrarla bir metodoloji olarak Celadettin bunu söylemiştir. Celadettin'e gelmeden önce mesela şiddetle ilgili birkaç şey daha sosyolojik olarak söyleyeyim. Abdülrazak Bedirkan mesela 1900'lerin başında der ki, Kürdistan toplumunda eğer sizin askerleriniz ve silahınız yoksa sizin adam yerine koymaz der. Abdülrazak Bedirkan. Bu önemli bir belirlemedir. Ziya Gökalp de buna yakın bir şey ileri sürer. Bu özcü bir tanımlama değil. Fakat Ziya Gökalp'ın burada aşiretle ilgili özcü bir okuması vardır. Onları cinayete meyal olarak tarif eder. Ben buna katılmıyorum. Bu konuda Mahmud-i Bazidi bence çok daha rafinedir ve çok daha adildir. Der ki, Kürtler kadın meselesinde, hani zina vesaire meselesinde ve de kan davası hariç kimseyi öldürmez der. Ziya Gökalp'a ters bir noktadan. Şimdi bütün bunları toparlayalım. Kürtlerdeki şiddet algısı haniden bu yana ben ciddi bir şekilde değiştiğini düşünüyorum. Bunun sosyolojisi de demin söylemeye çalıştığım gibi kolonyalizm sebebiyle çok başıboş bir şiddet gelişti. İçinde antikolonyal bir damar da vardı talanın. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü cezalandırma talanı vardı, kıskaçırma talanı vardı, yani misilleme talanı vardı. Ama şu talan da vardı mesela. Amegoze'yi iyi düşünelim veya birkaç hani bu anlamda Kürt merkezlerinin tarihi de daha yazılmadı maalesef. Keşke bir arkadaş çıksa da hem Kürt merkezlerinin hem jinkaslarının, kadınlar için de söyleyeyim bunu. Keşke tarihini yazan bir arkadaşımız da olsaydı. Mesela onlar devletin, Osmanlı diyelim daha doğrusu, posta teşkilatlarına, devletin gündemindeki kervanlara saldırıyorlardı. Ama bunu şuna bağlamamız gerekebilir. Eğer kolonyal bir düzende kolonyalizm sizin iktisadi kaynaklarınıza el koymuşsa, bunun karşılığı veya buna tepki olarak bir tür iktisadi gerilacılık da yapabilirsiniz. Ben bunu kabul etmeye razıyım. Evet, talanın böyle bir yönü vardır. Yani devlet eğer Kürdistan toplumunu baştan aşağı sömürmüşse, ki buna dair veri de vardır. Mesela ilginç bir veridir. Bunu Şevket Pamuk söylemiştir. 1820 yılında diyor, Osmanlı toplumunda kişi başı gelir $720. Daha kolonyalizm seferleri başlamadı. $720 diyor. 1910'a geldiğimiz zaman, yani 100 yıl sonrası içinde $1400 diyor. Öyleyse kolonyalizmin Osmanlı toplumuna, İstanbul'a getirdiği bir maliyet var. Yani artı emeğe, belli ki Kürtlerin artı emeğine el koymuşlar. Peki buna karşı Kürtler ne yapacak? Yani bir açıdan bu talan şiddeti, evet hani bu tarz ticaret yollarına, kervan yollarına veya devletin modere ettiği ticaret sistemine bir el koyma noktasında ciddi bir karşı koyuşu vardır ve ben bunu iktisadi gerilacılık olarak da görebilirim. Böyle bir tarafı da var.
Gelelim 1918'de yavaş yavaş bu konuyu kapatalım. 1918'de Abdurrahim Rahmi artık diyor ki Kürt toplumuna sesleniyor. Diyor ki bu kadar şiddet yeter diyor. Biz Kürtlerin en uzun yüzyılı olan 1800'lerde çok fazla kan döktük. Kendi içimizde aşiret savaşlarında da kan döktük. Ki yani zaten 19. yüzyıl Kürt sosyolojisi gerçekten bu anlamda çok çok ciddi bir iç savaşlar şeyidir. İç savaşların karşılık verdiği bir şeydir. Mesela Heverkilerle Dekşurilerin savaşında çok ciddi kan akmıştır. Bir sürü insan ölmüştür. Mesela Cimo Hacıva'yı öldürmekle kalmaz. Kafasını keser ve getirip gösterir. Keza Saruhan Ağa da öyledir. Alike Bate'de öyledir. Bişare Çeto da öyledir. Bunlar evet gerçekten merkastırlar. Kendi toplumuna tırnak içinde faydaları vardır. Ama bundan daha fazla zararları Kürt toplumu için söylüyorum ve bunu Ermeniler için de söylüyorum. Çok fazla insanlık kanına da girmişlerdir. Bunu görmemiz lazım. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla Abdurrahim Rahmi 1918'de Jin gazetesinde diyor ki bu kadar yeter diyor. Bu kadar yeter, biz çok kan döktük. Bundan sonra artık biz çocuklarımızı okutalım. Bizi top savaşları kurtarmadı. Bundan sonra kalem kurtarsın diyor. Avrupa'ya çocuklar gönderelim ve onlar kurtarsınlar diyor. Bu şiddeti dengeleme arayışıdır ve bu önemlidir. Celadet bu çağrıya sessiz kalmadı. 1932 yılında Gazıncak Hancaram'ın ismiyle Avesta'da bastığı kitabı çok güzel bir kitaptır. Okumanızı isterim. Orada Celadet kütüphanesinde sakladığı hançeriyle konuşuyor. Hançer isyan ediyor. Diyor ki sen beni burada gömdün, unuttun. Ama bak bugün ne haldesin diyor. Kalemini eline aldın, dille mücadele ediyorsun ama bak kalem seni kurtarmıyor diyor. Bir nevi hançerin havarı gibi konuşuyor. Ve ilginçtir mesela Celadet orada hançere karşılık vermiyor. Götürüyor bırakıyor, karşılık vermiyor. 1943'te karşılık veriyor. Ronahi dergisinde kitaba Sinemhane kısmında yine bu konuyu gündeme getiriyor. Kürtlerin tarihindeki şiddetin ne kadar yıkıcı olduğuna dair ciddi bir vurgusu vardır. Ama sosyolojik tahlilleri de vardır. Diyor ki Dema Emine Zarukbu, Dema biz şey olduğumuz zaman, ergenliğe geçiş yaptığımız zaman Dema Vitim'in kırtı bu diyor. Bu önemli bir eşiktir, bir milattır. Bizim bütün ölçümüz silaha göreydi, tüfeğe göreydi. Hem sosyolojimiz böyleydi, hem de oryantasyonumuz böyleydi, hem de sosyal psikolojimiz böyleydi diyor. Ama artık yeter diyor. Ve şunu diyor, tamam bu kadar şiddet yeter, madem öyle bir tane elimiz daha var, bir elimizde kalem olsun, bir tanesinde de kılıç olsun diyor. 1943'te diyor bunu Celadet. Kürtlerin şiddet tarihini burada noktalayayım, çok da zamanınızı aldım. Bediüzzaman Hançeri'ne bir iki şey söyleyeyim, çok da bir şey söylemek istemem çünkü zaten kitabı var, merak eden bakabilir. Bediüzzaman Hançeri kitabı biraz tesadüf eseri ortaya çıkan bir kitap. Benim Bediüzzaman ilgim Dipnot dergisine dayandı. Dipnot dergisinde Türk Nurcularının Bediüzzaman'ı ne şekilde evcilleştirdiğini, ne şekilde kendi Türk İslam sentezine göre yeniden biçimlendirdiğini ele alan bir makale yazmıştım. Aramızda olan Ekrem arkadaşımızın tavsiyesiyle, önerisiyle dedi ki yani sen Bediüzzaman'la ilgilisin. Yani biz de bir derleme kitap yapıyoruz, bize bir şey çalışabilir misin dedi ve ben gözüm direkt Bediüzzaman'ın hançerine gitti açıkçası. Bu önemli bir meseleydi. Demin söylediğim arka plan icabı önemli bir meseleydi. Çünkü Kürtlerin 1830-1930 yıllık, 100 yıllık en uzun tarihi aynı zamanda çok kötü bir şiddet tarihidir. Her anlamda bir yıkım tarihidir. Bunu söylerken şunu yatsımıyorum, isyanlar tarihidir. Bu isyanlar çok değerlidir. Özgürlükçü bir ruh ittifa eder. Buna bir şey demem. Ama o 100 yıllık süreç içinde bir kalem tarihi diyebileceğimiz şey çok çok nadirdir. Sadece bir yerde aklıma geliyor. Şeyh Ubeydullah'ın Urmiye Ovası'ndaki diplomatik toplantısı aklıma geliyor. Celadettin Hani'nin, Koyi'nin kalemle ilgili, eğitimle ilgili veya siyasetle ilgili söylediği şeyler aklıma geliyor. Bunu söylerken bir şey daha ekleyeyim. Ahmed Han'ı çok çok büyük şeyler yapmıştır ama bence bir yerde bir kötü diyebileceğimiz bir şey yapmıştır. Özellikle Memuzin'de siyaseti, diplomasiyi, kalemi
Beppo'ya avanla eşitlemiştir, bir nevi kötülemiştir onu demek istiyorum. Hatta bir yerde Mir Zeyneddin'in koluna hem Beko giriyor hem de Tajdin giriyor. Yani Mir'i ayakta tutan diyor hem şiddettir hem kalemdir diyor ama sonuçta kendi hikayesinin finalinde Beko'nun ne durumda olduğunu biliyoruz. Siyaseti gereksiz, kötücül bir noktaya işaretlemesi benim açımdan biraz sıkıntılı bir meseledir açıkçası. Bediüzzaman Hançeri'ne tekrardan geri gelirsem ben belki izleyenleriniz olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir film vardır. At üzerinde kamerayı koyup o şekilde Birinci Dünya Savaşı'nı cepheden cepheye anlatan bir film. Ben de birazcık onun benzerini yapmaya çalıştım. Bediüzzaman Hançeri üzerinden Bediüzzaman'ın yaşamını ele almaya çalıştım. Bunu yaparken kendisinin yazdığı yazılardan yararlandım. Kendisi daha hayattayken en az iki biyografisi yazılmıştı. Bir tanesi de otobiyografisi yazılmıştı ama onu tabii ne kadar denetimden geçip geçmediği muamma. Bediüzzaman'ı yazmak görece kolay. Çünkü yakın bir tarihte yaşayan bir adam. Yaptıkları ettikleri nispeten göz önünde birinci kaynaklara hitap eden bir adam olduğu için nispeten yazmak kolay. Ama en az o kadar da zor. Çünkü kritik noktalarda Bediüzzaman'ın tavırları, tutumları, yazıları gerçekten biraz da Türklerin veya Türk mücrülerinin ihbar etmesi nedeniyle okumak zor. Gerçekten zor. Bir derdim birazcık daha bunları görünür kılmaktı. Yapabildiğim ölçüde. Gördüm ki evet Bediüzzaman Kürdistan'daki o toplumun içinde yaşayan her bir insan gibi özgürlükçü bir adam. En azından mesela İstanbul'a geldiği zaman şunu söylüyordu. Ben Kürdistan dağlarındaki özgürlüğü İstanbul'da hiçbir yerde görmedim demesi ilginç. Bunu şunun için önemsiyorum. Kürdistan'daki özgürlük, köylülük ruhunun içinden çıkan bir adam. Yani şiddeti ilk başlarda çocukken gerçekten koşar adam, koşar adım bir şekilde, hızlı bir şekilde yürümesini bilen bir adam. Bazen sendeledi, bazen kavga etti, bazen Miran reisi Mustafa Ağa'ya gitti, Bitlis valisini bastı. Tabii bunlar önemli şeyler. Benim bir derdim de şuydu, Bediüzzaman'ı özellikle Türk nurcuları ve nispeten Kürt nurcuları yarı peygamber olarak görür. Yani insanüstü bir kişilik olarak görür. Ben buna şerh konulması taraftarıyım. Ne Bediüzzaman'ın yarı peygamber olmasını ne de ters noktada tırnak içinde şeytanlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bediüzzaman'ın insan yönünü ki bir insanın tarihe mal olmuş bir insanın en bariz yönü genelde şiddet meselesinde veya kadınlarla ilişkisi meselesinde ortaya çıkar. Açıkçası kadınlarla ilişkisi konusunda belki bir arkadaş daha çalışma yapar. Ben kitabımın eksiklerinden biri olarak bunu not ettim. Şiddetle ilgili de dönemsel olarak Bediüzzaman'ı değerlendirmekte fayda var. Genel olarak Bediüzzaman'ı dönemsel olarak kabul etmekte fayda var. Gençlik döneminde nasıl baktığı, çocukluk döneminde nasıl baktığı, olgunlaşma döneminde nasıl baktığı ve yaşlılık döneminde nasıl baktığı. Çünkü Bediüzzaman birinci meşrutiyete şahitlik etti, dünya savaşına şahitlik etti, soykırıma etti, cumhuriyetin kuruluşuna etti. Birinci tek parti döneminde yani Türkiye'nin şu anda bütün kritik noktalarını sayarsak tarihsel anlamda hepsine şahitlik etmiş adamlardan bir tanesidir Bediüzzaman. Dolayısıyla tutumları tartışmalıdır, okumaları tartışmalıdır, eleştirilmelidir. Ben hasaten bunu yapmaya çalıştım. Ben halen eleştirinin gerçekten insanın doğasına iyi gelecek taraflarının olduğunu düşünüyorum. Bediüzzaman benim için bir eczane gibidir. Ondan belki son tarihi geçmiş ilaçları alırsanız sizi zehirli edebilir. Ama Kürdistan toplumu için söylüyorum, söylediği reçeteleri alırsanız toplum için iyi de olabilir. Mesela Münazarat eseri bu anlamda oldukça mühim bir eserdir. Ve hani mümkünse hepinizin bakmasını da isterim Münazarat eserine. Belki Kürt toplumuyla bağlantılı olarak bir şey daha söylemem gerekebilir. Özellikle İslami şiddet anlamında yaklaşık 10 yıl içinde biz çok büyük badireler atlattık. IŞİD üzerinden, El-Kaid üzerinden, daha evvelinden Hizbullah üzerinden Kürt toplumu olarak çok büyük bedeller verdik. Kobani biliyorsunuz hepiniz. Bediüzzaman'ın İslami şiddet noktasındaki yorumları bana göre halen önemlidir.
özellikle Seyyid Kutub'un cihadı, cihat karşısında insanı tamamen hiçleştiren yorumlarına karşı, Abdullah Azam bilirsiniz şeydir, El-Kaide'nin ve IŞİD'in teorisyenlerinden biridir. Tevbe suresinin şerhini okuyun lütfen. Orada der ki, cephede olmayan hiçbir Müslüman fetva veremezler. Bir Müslüman eğer şiddet taşımıyorsa Müslüman değil demeye getiren bir okuması var. Yani tamamen Stalinist bir şiddet okuması var Abdullah Azam'ın. İslami ilimler içinden söylüyorum tabii ki bunu. Tabi şimdi bunları gördüğümüz zaman IŞİD şiddetini, IŞİD dehşetini, İslamcı şiddet, faşizmini gördüğümüz zaman Bediüzzaman'ın İslami şiddetle ilgili söylediği şeyler kuşkusuz çok önemlidir. Bence halen kıymeti vardır. O çerçevede de bakabiliriz. Fakat Kürtlük meselesinde, Kürdistan meselesinde bence eleştirebiliriz dönemsel olarak. İstanbul'dayken daha farklı bir şey yapabilir miydi? Şam'da gidip Araplara itihadı neden mesela, itihad fikrinden bahsetti, Kosova'da neden bahsetti? En önemlisi mesela İstanbul'a geldiği zaman, Van'a gittiği zaman orada soruyorlar, Seyda sen hoş geldin şeyde yazıyor münazaratta. Diyor ki ben size müjde getirdim ama bu müjdenin içinde itihat vardır. Bunu eleştirmemiz lazım, eleştirelim de. İstanbul'dayken mesela hem hamallara konuşurken hem de bazı yazdığı yazılarda Türklüğü birazcık da ayet destekli bir gerekçeyle kutsiyet atfeden yorumları vardır. Bunlar eleştirilmelidir. Bunlar sıkıntılıdır biz Kürtler için. Dolayısıyla bütün bu noktalardan baktığımız zaman Bediüzzaman figürü evet aramızda halen yaşıyor ama eksiklerine, yanlışlarına ve hani tartışmalı boyutlarıyla halen yaşıyor. Fakat şunu da unutmayalım, Bediüzzaman da bir insandı. İstanbul'a çok genç bir yaşta geldi. Çok tartışmalıdır. Türk İslamcılara der ki işte şeye geldi, bir İslamcı olarak geldi. Ben ona katılmıyorum. Bediüzzaman İstanbul'a bir Kürt davası, elinde Kürt davası olarak gelmiştir. Ve Kürdistan uzvu hastadır ve ben şifa aramaya geldim diyen bir adamdır. Fakat İstanbul'a geldiği zaman biliyorsunuz, okumuşsunuz da İstanbul'un kendisi hasta diyen de bir adamdır. Burada İstanbul'dayken buradaki Kürt kolonisiyle, Bedirhanlarla, Seyit Abdülkadir'le çok geçinemeyen de bir insandır. Ama aynı şekilde İttihatçılarla da yürüyüşü biraz sıkıntılıdır. Yani komple olarak yorumlama taraftarıyım ben Bediüzzaman. Bediüzzaman hançeri, son bir cümle olarak çok uzattım kusura bakmayın. Bediüzzaman hançeri halen bana sorarsanız bir şiddet enstrümanı olmadan öte bir Kürtlük figürüdür, bir Kürtlük metaforudur. Bediüzzaman ısrarla gittiği her yerde eğer bir hançer taşıyorsa bu Kürtlüğünden ödün vermemeyle alakalı bir şeydir ve bunda ısrarcı da olmuştur. Bir örnekle bitireyim, mesela Van valisi Tahir Paşa Enderun geleneğinden gelen devşirmeci bir paşadır. Keza İlkis valisi de öyle, Ömer Paşa da öyle. Bediüzzaman'dan ısrarla hem kıyafetini, ki o zaman Bediüzzaman tipik bir Kürt gibi giyiniyordu, folklorik bir giyinişi vardı. Hem kıyafetini çıkarmasını istediğinde hem de hançerini çıkarmasını istediğinde Bediüzzaman onunla ölümcül bir kavgaya gitmeyi bilen bir adamdır. Bunun anlamı şudur, ben sizin devşirme tekniklerine itiraz eden bir adamım. Buna karşılık Kürtlüğüme de halel getirmem, ki İstanbul'daki söylemleri de bu çerçevededir. Kürtlüğümden de vazgeçmem diyen bir noktadadır. Son bir cümle olarak birçok Kürt arkadaşımız Bediüzzaman'ı şu noktada eleştirir. Bediüzzaman'ın Kürdistan davası yürütmediğine değinir. Bu konu tabii sıkıntılı bir konu, konuşabiliriz. Bediüzzaman'ın belki özgür bir Kürdistan veya bağımsız bir Kürdistan noktasında bir açık bir tutumu olmayabilir ama işaretler üzerinden en son ölümüne yakın Urfa'yı işaret etmesi vesaire, başka birkaç nokta daha var. Bunlar anlamlı şeylerdir ama şunu unutmayalım, Bediüzzaman aslında bir Osmanlı aydınıydı. Tıpkı Abdullah Cevdet gibi bir Osmanlı aydınıydı. Yani ben çok eleştirdim. Eleştirdiğim için bu kitap çoğun ucu tarafından şeyde görüldü. Kötü niyeti olarak da görüldü. Fakat ben yine de Bediüzzaman'ın da eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer biz daha iyi olacaksak ancak eleştiriyle daha iyi olabiliriz. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Vaktiniz sağ olun. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Sıcağı sıcağına geçelim, ara vermeyelim. Söz almak isteyenler varsa... Ve değerlendirme de... Aynen, değerlendirme de isteyen değerli. Katkıda da bulunabilirsiniz. Resmi Kürt tarihinden kastınız nedir? Kuzey Kürdistan'daki ana akım siyaseti mi, resmi tarih mi? Çünkü yani bizim resmi tarihimiz olamaz. Devlet yok. Çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten ben o boyutu eksik bıraktım. Hızlı geçtim çünkü. Resmi Kürt tarihimiz hani muhakkak devletin olması gerektiği noktasında ben ona şer koyarım. Devlet olmadan da resmi tarih kurulabilir. Kuruldu da nitekim. Sadece Kuzey Kürdistan, Bakur'daki siyaset için söylemiyorum. Başuk için de söylüyorum, Roşilata için de söylüyorum. Bizim resmi Kürt tarihimiz problemlidir. Şu anlamda problemlidir. Bizim kurucu anlatılarımızda problem vardır. Örnek vereyim mesela. Bizim kurucu anlatılarımız şu şekildedir. Biz Kürdistan'da öteden beri yaşayan bir toplumduk. Alparslan geldi, Malazgirt'te biz ona katkı sunduk. Anadolu'yu Türkleşmesine destek verdik. Akabinde şey zamanında İtlisi, Bitlisi ve Yavuz Selim zamanında bunlar bir araya geldiler. Amasya Anlaşması çerçevesinde bir uyum, bir kontrast çerçevesinde bir iki tarihin halk yürüyüşü başladı. En son 2. Mahmut'a kadar gelen bir süreç ve oradan da Mustafa Kemal'e atlayan bir süreç. Bu süreç şudur. İki eşit halk, bu tarihten bahsediyorum, idealinden bahsetmiyorum. İki eşit halk var. İki eşit davranış biçimi var, siyasetin bölüşülmesi, yönetim enstrümanlarının bölüşülmesi vesaire vesaire vesaire. Eşitlik üzerinden kurgulanan bir tarih anlayışımız var. Mesela Mustafa Kemal'e kadar ki gelen tarih şu der, Kürtler ve Türkler beraber biz Anadolu'yu işte tırnak içinde düşmanın işgalinden kurtardık, Cumhuriyet'in ilanı sağladık. Mustafa Kemal orada bizi ters köşe ederek bizi kandırdı, kendisi cumhuriyeti ilan etti. Ben böyle bir tarih okumasını sağlıklı bulmuyorum. Hiçbir zaman da bulmadım. Ne Kürdistan tarihi böyledir, demin anlatmaya, özetlemeye çalıştığım gibi, ne Türk tarihi böyledir. Kürtler, Türklerle yani hiçbir zaman kağıt üzerinde eşit olmadı. Hiçbir zaman siyaseten eşit olmadı. Hiçbir zaman da tarihsel olarak da eşit olmadı. Yani birbirimizi kandırmamıza gerek yok. Milliklerin hangi padişahların iradeleriyle başa geldiği, ne şekilde kendi kendilerini idare ettiği apaçık. Yani Kürdistan toplumu o anlamda İstanbul'da sarayla eşit bir ilişki içinde değildi. Bizim resmi tarihimiz eşitlikçi bir perspektifle belki bunu idealize ediyor olabilir ama tarihin arka planı öyle değil. Ve artı o bahsettiğiniz resmi tarihin içinde, Kürt resmi tarihin içinde Ermenilerin ki mesela bu konuda şeyi çok yoğun eleştiririm ben Nuri Dersim'in. Nuri Dersim şunu der, der ki biz Ermenilerle kapı komşusuyduk der. Biz Halep'e, Şam'a veya İstanbul'a gittiğimiz zaman kendi çocuklarımızı, kendi eşyalarımızı, evimizi Ermenilere teslim eder, öyle giderdik. Tersi de öyleydi. Onlar da bir yere gittiği zaman bize o şekilde yaparlardı ve o şekilde giderlerdi. Ama mesela Kürt resmi tarihine baktığınız zaman Ermeni soykırımı noktasında devleti tamamen %100 suçlayan bir şey var. Bunda benim hiç itirazım yok. Evet, devlet %100 suçludur. Ama diyorum ben, devamı da vardır. Bizden dediğim hani Kürdistan'da Ermenilerle yan yana yaşayan insanlar, Süryanilerle mesela, Süryanileri ben önümüzdeki dönem çalışmayı da düşünüyorum. Süryanilerle ilgili de mesela bizim resmi tarihimizde ne Süryanilerle alakalı, ne Ermenilerle alakalı, ne eşit bir hayat, eşit bir toplumsallık üretmeyle alakalı hiçbir şey göremezsiniz. Türklerle varız. Türklerle geldik, Türklerle Malazgirt'te başladık, Türklerle Yavuz Sultan Selim'e geldik, Türklerle Mustafa Kemal'e geldik, Türklerle İmamoğlu'na kadar geldik. Şu anda gelişimiz bu şekilde. Ben bunu sıkıntılı görüyorum. Aha, iyi tarafları da var,
kabul ediyorum ama çok fazla gri noktaları var. Teşekkür ederim böyle bir şeye. Evet, başka sorusu olan? Ben biraz Mamasa Fırat'ın özgür köylülük vurgusuna biraz takıldım. Özgür köylülük, yani siz aması vardır dediniz ve devamlı vardır dediniz. Yani Ermenilerin katledilmesi, soykırıma uğraması, soykırıma uğramasında Kürtlerin faktörüne değinmek istediniz. Devamlı getirmeyi, yani devamlı getirseniz, daha açıklığa kavuşursanız daha iyi olur. Ardından şunu söylemek istiyorum. Özgür köylülük dedikten sonra özgür köylü, Ermenileri katleden özgür köylülük değil miydi? Beylikse. Teşekkür ederim. Şimdi özgür köylülükle ilgili çok fazla zamanımız olmadığı için kıyaslamalı cevap verdim ben. Özgür köylülük şuydu, tekrar çok özet olarak söyleyeyim. Kürdistan'da kendi ektiğini biçen, kendi idamesini yaptıran, kendi iktisadi şeyler anlamında başkasına tabi olmayan, kendi yediğini yiyen, kendi biçtiğini biçen bir insandan bahsediyoruz. Ama bu insanın kılıcı da vardı ve bu kılıcı Mir'e bağlıydı. Mir savaşa gel dediği zaman koşup koşup gidiyorlardı. İki örnek vereceğim. Tajdin metaforu önemlidir. Ahmet Efendi'deki Çeko önemlidir, Arif önemlidir. Bunlar bana sorarsanız Avrupa'daki şövalyelerle eşdeğerdir. Ama bu figürler demin bahsettiğim hani antik dönemdeki Yunanlarda Hoplit denilen bir figür vardı. Ve bu Hoplitler kendi ektiklerini biçiyorlardı, çiftçilerdi ama silahlı çiftçilerdi. Bunlar ne yapıyorlardı? Bunlar savaş zamanlarında Yunan site şehir devletlerini savunuyorlardı. Ve site şehir devletlerinin kurucu, yani kurucu unsurlarından bir tanesi de budur. Ben Mirliğin esas sisteminin bahsettiğim özgür köylülükle soyluların mutabakatı olduğunu düşünüyorum. Ve o şekilde ayakta kaldılar. Ve zaten kolonyalizm seferleri aslında özgür köylülüğü ortadan kaldırma seferleridir. Özgür köylülük daha sığındı. Moltke'yi okuyun. Moltke'de hangi yörede hangi köylüleri nasıl direndiğini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Oradaki aşırı şiddeti de görürsünüz. Osmanlı toplumunun, Osmanlı ordusunun, Hafız Paşa'nın nasıl özgür köylülerin kulaklarını kestiğini, onu kendine özel olarak kendi yanına taşıdığını ve nasıl aşırı derecede şiddet uygulandığını da görürsünüz. Özgür köylülüğün Ermeni soykırımında rolü var mı? Güzel bir soru. Özgür köylülük bana sorarsanız mülksüzleştirildi kolonyalist seferlerle. Daha doğrusu süpürüldü. Şehre gelenler asimile oldu. Bir kısmı da demin anlatmaya çalıştığım gibi talan seferleriyle birbirlerine girdiler. Yani özgür köylülük ruhu kısmen Şeyh Ubeydullah zamanında onu destekleyen bir ordunun içinde vardı. Şehzade'ye kadar da getirebilirim o özgür ruh, özgür Kürt ruhunu. Ben şunu önemsiyorum. Yani Kürtler Ermeni soykırımında rol aldı derken bir bütün olarak Kürtler soykırımında faildi demiyorum. Ben başka bir şey diyorum. Taner Akçam'ın saçma sapan tespitlerine kalmamak için belki siz de imza atmışsınız. Onun tespitlerine kalmamak için sizin açıklığa kavuşturmanızı istedim. Teşekkür ederim. Bu bahsettiğim antikolonyal ruhun ben Ermenilere dokunmadığını düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Şundan ötürü. Mesela Dersim'de Ermeniler büyük oranda evet şey yapıldı, soyuldu, gasp edildi ama öldürülmedi. Kürdistan'ın bazı dağlarında Ermeniler, ki halen var zaten hani Müslümanlaştırıldı sonra biliyorsunuz, bu özgür köylüler sayesinde ayakta kaldılar. Böyle insanlar çok var. Yani Kürtlerin Çinlileri diye bir sürü sağda solda insan söyleniyor. Ama bunu soyut olarak, bir kategori olarak düşünürseniz bu özgür köylülüktür. Fakat Osmanlı toplumu, demin de onu anlatmaya çalıştım. Osmanlı Devleti Hamidiye sistemiyle orayı devletleştirdi. Oradaki antikolonyal ruhu mahvetti, yerle bir etti. Ama yine aynı şeyi söylüyorum. O antikolonyal ruh bir şekilde o bahsettiğim isyanlar üzerinden devam etti. Ve eğer Ermenileri Kürdistan'da koruyan bir kısım varsa bu da özgür köylülerdi. Yani bir kısım ağlar da korudu. Ama bu ağlar da hani bunlarla bağlantılıydı. Teşekkür ederim. Ben buyurun. Biraz önce bahsettiğimiz işte Ermeni komşumuza
şey. Onlar da bizim için. Biraz halkları kategorize etme değil mi zaten? Yani Ermeni olsun, Türk olsun fark eden bir şey var mı hala bugün bile? Birbirimize emanet edebiliyoruz. Burada sorun daha mı sistemden kaynaklı olduğu bir görüş yok mudur ki? Karakati Haça kendi anılarını da söylüyor. Yani Beşar Çeto öldürmedi beni ve korudu kendi köyündeki Ermenileri korudu diye. Biraz kategorize etmek değil mi? Yani kategorizeden kastınız ne bilmiyorum ama şu, biz şu anda Foucault'un bir tabirini kullandık, panoptikon der. Hani sanki böyle üstten bir kamerayla herkes her şeyi görüyor ve müdahale ediyor. 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Yani sıkı bir örnek vereyim size. Bu önemli bir örnektir. Mamiratül Aziz'den yani Elazığ'dan Samsun'a bir kervan 20 günde gidiyor. Yani bu ne demek? Şu demek. Yani şimdiki gibi telgraflar, telefonlar vesaire o anlamda sistemin Kürdistan'daki ayakları çok böyle hani modüler değildi. Vardı tabii ki. Valiler üzerinden vardı. Ve hani başka başka noktalarda tabii ki hani şehirler üzerinden vardı. Evet, Abdülhamit'in doğrudan şehirlerle bağlantısı vardı. Vardı doğru ama bu şu demek değil. Hani ama Kürtlerle Ermeniler bir köyde beraber de yaşıyorlardı. Bu kategorize etmek değil. Hani bu olaylardan önce bir sürü faktör var sayabilirim. Toprağın etnikleşmesi, şehrin gelişmesi, kapitalizmin gelişi, Ermeni modernleşmesi, Ermeni devrimcilerin Kürtlere yaptığı şeyler falan filan bir sürü şey sayabilirim. Ama 1830'dan önce Kürtlerle Ermeniler eşit olmasa bile tahammül edilebilir bir sosyal çerçevesi vardı. Ermeniler için de tahammül edilebilir bir çerçevesi vardı. Kürtler için de öyle. Ama kolonyalist seferlerden sonra Kürdistan'ın ekonomisine, iktisadına el konulduğu zaman aç kalan demek istemiyorum ama iktisatsız kalan Kürtler Ermenilerin şehirlerde veya çiftlik alanlarda ürettiği artı değere, feodal artıya el koydular. Bunu görmemiz lazım. O anlamda hani tabii ki sistem bugünkü anlamda hızlı değil. Demin söyledim Elazığ'la Samsun arasındaki mesafeyi. İstanbul'dan düşünün, bir emir Kürdistan'a gittiği zaman o dönem için söylüyorum. Buradan Samsun'a, Samsun'dan Elazığ'a. Nereden baksanız bir ay. Hani o yüzden hani kategorizasyon bilmiyorum, emin değilim ama öteden beri Kürtler de Ermeniler evet aynı şeylerde oturuyorlardı. Fakat bu dengeyi bozan bir demografi sıkıntısı vardı, o da şu. Ben ikinci dalga göç demek istiyorum. Kürdistan'da özellikle belli bazı aşiretler sayabilirim. Serhat bölgesine gelmesiyle beraber ve bu aşiretlerin Serhat bölgesinde yarı yerleşik hayata geçmesiyle beraber Ermeni platosu, Ermeni çiftçi orayı ekiyordu. Adam oraya yerleştiği zaman Kürtler hayvancılıkla uğraşıyordu. O hayvanlara bir şekilde hem yurt hem de otlak lazımdı. Dolayısıyla bu iktisadi gerilim oralara da yansıyordu. Mesela o dönemdeki misyonerlerin ve diğer seyahate giden insanların raporlarına bakın. Diyor ki Kürt aşiretleri Ermeni köylerinde kışlak olarak kullanıyordu. Şu demekti, daha evvel de yapıyorlardı ama bu kadar sistematik değildi. Gidiyorlardı, kışın soğuk olduğu için mecburen o Ermeni köyünde ikamet ediyorlardı. İkamet ettiği zaman Ermenilerin ekmeğinin yarısını istiyorlardı. Rızasının hilafına. Otların yarısını istiyorlardı. Hayvanların belki yarısını istiyorlardı. Ve bu sıkıntıydı. Ama hani bu sıkıntı ne zamana kadar ölümcül değildi? Berlin Konferansı'na kadar ölümcül değildi. Yani Ermeniler sırf Ermeni olduğu için Kürtler tarafından öldürülmedi. Öyle bir şey yok. 1880'lerden, 1878'den sonra Berlin Konferansı'ndan sonra iş birazcık daha ölümcül bir noktaya geldi. Uzatmak istemiyorum. Hocam bir şey soracağım. Hocam iki sorum olacak. Buyurun. Birincisi hocam, Bediüzzaman'ın şey gayesi vardı. Üniversite yapma gayesi vardı. Özellikle Van'da, Medresetü Zehra hocam. Hatta gençliğinde bunu hayatının gayesi haline getirmişti. Bediüzzaman'ın amacı özellikle Kürdistan coğrafyasında cehaletten dolayı Kürtlerin geri kaldığını mı düşünüyordu? Bunu eğitimle mi aşmayı düşünüyordu? İkinci sorum, hali Kürtlerin özellikle şiddetle anılması dünyada hocam. Kürtlerin haklı olan davasına bir gölge düşürmüyor mu hocam? Teşekkür ederim.
Şimdi ilkinden başlayayım. Medrese-i Zehra fikri ben birazcık daha farklı yaklaştım kitapta ona iki sebeple. Bana kalırsa bir tane Ermeni adam var 1880'lerde şeye geliyor, Van'a geliyor. Portakalyan. Portakalyan İstanbul'da orta sınıf bir öğretmen aslında, idealist bir öğretmen. Bir noktada artık diyor ki ya ben İstanbul'da yani para kazanayım ne yapacağım ki? Gideyim kendi ülkemde çalışayım. Ermeni çocuklarını, yoksulları eğitim, belki eğitim yoluyla kurtulma umudu olur diye Portakalyan ekolü diyebileceğimiz bir ekol var Van'da. Okul da açıyor keza orada. Ve ciddi bir etki de doğuruyor Van'da. Ben Bediüzzaman'ın Medrese-tül Zehra fikriyatının doğuşunun bir açıdan buradan esinlenmiş olabileceğini düşünüyorum bir ihtimal olarak. İstanbul'a gelirken Abdülhamid'e aslında hani Kürdistan uzvu hastadır derken Abdülhamid ona sorsaydı ki sormadı, sen ne önerirsin deseydi büyük ihtimalle şey diyecekti, ya Medrese-tül Zehra fikriyatı yapalım. O şekilde belki hani orası düzelir diye. Elinde öyle bir reçete vardı Bediüzzaman'ın. Fakat benim eleştirdiğim nokta şu, kitapta da var. Neden Medrese-tül Zehra'yı devletleştirmek istedi? Mesela Bediüzzaman Kürt aşiretlerinin içinde yetkin bir adamdı. Sipkiler, Hayderiler, Hasenhanlar, hatta Cibriler ve bu reislere mesela söyleseydi, ya benim böyle bir fikrim var, bunu iktisadi ve lojistik desteğini siz yapın, bunu sivil olarak yapayım, şahsi olarak yapayım, özel olarak yapayım deseydi, bir ihtimal yapılabilirdi. Yapanlar yok muydu? Vardı. 1913'te Abdurrezzak Bedirhan şeyde yapmıştı, İran Kürdistan'ında. Orada okul da açmıştı, iyi de yapıyordu. Hatta o yüzden belki de Tahsin Paşa Sadaret'e şey gönderiyor. Diyor ki bak oralarda Kürtçe ile ilgili çalışmalar var. Siz de Bediüzzaman'a bu konuda bir ön açın, yapsın. Ama yapmadılar. Bediüzzaman bunu itaatçılara da teklif ediyor. Hatta Mustafa Kemal'e de, yani Kemalist şeylere de teklif ediyor ama olmadı. Şiddetle ilgili olan kısmı da, yani 1970 sonrası şiddet meselesi biraz farklıdır. O yüzden ben sınırladım. Hani orada antikolonyal şiddet var, proleter şiddet var. Yani 12 Eylül döneminde Kürtler yerle bir edildi. Yani şiddeti gerekçelendirmek istemem, hiç böyle bir şeyim de yok. Ama hani sonuçta Roma hukukundan gelen bir meşru müdafaa tarzı diye bir şey de vardır. Her şeye rağmen yani acaba bazen düşünüyorum, ben Bediüzzaman'ı aslında biraz da o yüzden önemsiyorum. Acaba Bediüzzaman'ın bir ölçüde Gandhivari şiddetle arasında mesafe koyan fikriyatı acaba 1970'lerden sonra, biraz şey yapıyorum, anakronizm yapıyorum gerçi ama 1970'lerden sonra Kürdistan'ın yeni hareketlerinin elinde olsaydı, mesela onlar da şiddete mesafeli veya antimilitarist bir felsefeyle işbaşı yapsalardı ne yapardı, ne olurdu? Vallahi ben bu soruyu sorduğum zaman bazıları diyor ki ne Türkler İngilizler kadar bu konuda şey, ne İranlılar böyle, ne de Kürtler Hindu felsefesinin içinden Satyagraha tarzı bir felsefeye sahip. Yani kısmen kadirlikte böyle bir anti-militarist bir şey var, tat var. Ama yani onlar da biliyorsunuz çok etkin değildi Kürdistan'da. Başka sorusu, katkısı olan var mı? Bu Kürdistan'ın yani Bediüzzaman'ın şiddete karşı duruşu onun biraz tasavvuf kişiliğinden doğmuyor mu, yoksa kendi geliştirdiği bir anti-militarist bir perspektif mi var? Yani Kürdistan'da çoğunlukla tasavvuf bayağı gelişkendir. Hatta İslam alemindeki evet, çoğu tasavvuf Kürdistan'dan çıkmadır. Yani tam öyle değil de çoğunluğu oradadır. Anladım. Teşekkür ederim. Bediüzzaman tasavvufu seven bir adam değil. Bir kere onu not edelim. Tasavvuftan öte acil işlerin yapılması gerektiğini düşünen biridir. Bu bir. İkincisi, Bediüzzaman'ın yetiştiği koşullar itibariyle Kürdistan'da iki tane tarikat vardı. Nakşi tarikatı, Halidilik ve Kadirilik. Kadiriler şiddet konusunda ve tarikatın toplumsallaşması noktasında ketumdular. Genelde Mirlik döneminde biraz etkindiler ama Mevlana kaldıktan sonra onların etkisi büyük oranda kesildi. Fakat Kadiriliğin şöyle bir tarafı var. Çileciydiler yani. Herhangi bir şey başa geldiği zaman
sabretmeyi bilen insanlardır ki Abdülkadir Geylani tarikatının kurucusu kendi oğluna bu konuda onlarca vasiyeti vardır. Hani üzerine vardıklarında şiddetle ilgili herhangi bir şey olduğunda sabret diyor. Tevekkülcü bir adamdır kendisi. Ama Halidler böyle değil, Nakşiler böyle değil. Ne Mevlana Halid böyle, ne de onun talebeleri böyle. Yani onun şeyhleri, dominant şeyhler, yani hem ata binmeyi bilen adamlardı, hem silah kullanmayı bilen adamlardı. Bu önemli bir şey. Yani Latin Amerika'daki siyasi ilahiyatla birazcık bağlantısı, benzerliği olan bir şeydi ama antikolonyalizm noktasında problemi vardı. Onun talebeleri Kürdistan'a geldiği zaman belli noktalarda Nehri'de, Palo'da, Norşin'de vesaire küfreviler de var onlardan, Arvas da var keza. Bediüzzaman bu mıntıkanın içinden yetişen bir adam. Ve bence silaha olan meylinin arka planında Nakşil'in getirdiği bir şey olabilir. Çünkü Nakşiler toplum içinde güç olmayı isteyen, bilen bir bağlantıya sahiptiler. Bediüzzaman da güç istenci vardı, ağalık meyli de vardı. Yani ağa gibi giyiniyordu gençken. Biyografilerinde falan da var. Dolayısıyla hani onun antimilitarist felsefesi bilmiyorum. Yani İstanbul'a geldiği zaman 1907'lerde falan o zamana kadar yani mesela sayayım tek tek. Bitlis'te vali kendi adamlarıyla içki içtiği için Bediüzzaman orayı basıp siz niye böyle şey yapıyorsunuz diyen bir adam. Yani bu siyasi usulde sıkıntı tabii ama dini usulde de sıkıntı. İslam ortodoksisinde herhangi bir günaha karşı şiddetle onu izale etme tarzı yani belli yerlerde olabilir ama Kürdistan'da çok yoktu. Van valisiyle keza yine aynı şekilde kafa kafaya kalkıyorlar. Van valisini de silah doğrultuyor. Yani o tarz bir şey de var. İstanbul'a geldiği zaman bir şey diyor, İstanbul'dan itibaren başlıyor. Diyor ki medenilere galebe ikna iledir diyor. Bu metodolojik bir değişimdi. Daha sonra bunu geliştirecekti. Mesela Şehzade İsyanı'na katılmadı biliyorsunuz. İçinde bir his şunu söylüyor. Bediüzzaman dahilde silah kullanılması taraftarı değildi. Bir sürü o konuda dedikodu var, yazılanlar var. Şehzade meselesinde ne diyordu vesaire. Ama onun bence genel bir fikriyat olarak şeyi şuydu. Dahilde silah kullanma taraftarı değildi. Başka katkısı olan soru. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Dipnot'u çok erken yaşlarda okumuştum ve bana çok şey vermişti. Bunu bize kazandığınız için çok teşekkürler. Ben sömürgeciliği, kolonyalizmi oradan öğrendim ve kendi okumalarımı oradan başlattım. Afrika kolonyalizminden edebiyatına kadar bana çok büyük bir pencere vermişti. Belki benim cehaletimdi, bilemiyorum. Ama ben Kürdistan'ın bakış açısını sizin yazılarınızla işte dipnotta kolonyalizm üzerinden okumasını orada gördüm. Ve işte real siyasette de hep sosyalist bir bakış açısından. Mesela Fanon'dan ya da işte kolonyalizm açısından bakış açısını hiç görmedim, duymadım. Neden böyle bakılıyor? Veya siz Kürdistan'ın kolonyalizm bakış açısından neden bu kadar ısrarcısınız? Yani aslında teşekkür ederim yaptığınız güzel yorumlar için. Ben aslında ısrarcı değilim. Yani keşke daha çok ısrarcı olsaydım. Bazen onu düşünüyorum yani acaba daha fazla nasıl ısrarcı olurlar diye. Yani çok yalnız hissediyorum. Ama yani şimdi biz bu konuda şöyle bir şey de var. Üzerimizde bir sembolik şiddet de var. Kolonyalizmden bahsediyorsan buyur askerlik şubesine gel diyen bir üst akıl var bizde. Kendi aramızdan bahsediyorum. Yani Fanon diyorsan, Fanon ne diyor? Sömürgesizleştirme şiddet içeren bir olgudur der. O zaman buyur al şiddet diyor. Ama şimdi Hindistan örneğinde olduğu gibi sömürgesizleştirmeyi şiddet olmadan yapanlar da var. Değil mi? Şimdi biz bunları tartışmıyoruz, tartışamıyoruz maalesef dediğim şeylerden ötürü. Tabii siyaseten bir de şu var, hani siyaseten daha farklı noktalardayız. Sol bir evrensellik var önümüzde. Dini bir evrensellik var önümüzde, kardeşlik üzerinden. Her ikisi de birisi işte yani biliyorsunuz ne demek istediğimi. Bu evrenselliği aşmak kolay olmuyor. Bu evrenselliği aştıktan sonra belki bazı şeyleri tartışabiliriz.
Valla geçen ben bir şey okudum, size de öneririm. Ahim Cesayir'in Fransız Komünist Partisi Derneği'ne yazdığı bir istifa dilekçesi var. Onu bulun, dipnot çevirdi, bakmanızı öneririm. Orada Fransız Komünist Partisi Genel Sekreterine şunu söylüyor. Diyor ki, ben ete kemiğe bürünmeyen bir evrenselcik içinde kendimi unutmam diyor. Eğer ete kemiğe büründürülen bir evrenselcilik anlayışınız yoksa, proletaryanın kardeşliğinden bahsediyor. Kusura bakmayın, ben orada kendimi unutmam diyor. Daha somut şeylere gelin diyor. Marksizm veya işte demin söylediğiniz o diğer ideolojiler, siyahlar onların peşinde koşulmasın. O siyahların peşinde koşulsun demeye getiren bir bakış açısı. İnanın sömürgecilik bakış açısını Rızgari ekolü, elçiler, Said Elçi ekolü, yanlış hatırlamıyorsam Antalya mahkemelerinde savunmalarında da geçer Said Elçi'nin şeylerinde kolonyalizmle ilgili tartışmalar. Daha sonra Mazlum Doğanlar falan tekrar etti. Fakat o kuşağın şöyle bir sıkıntısı vardı. O kuşağın Kürtlerin varlığını ispat etme noktasında ciddi bir sıkıntısı vardı. Onların önceliği farklıydı, bizim farklı. Ama şunu da görelim. Tarihimize ikinci defa bu top ayağımıza geldi. Kolonyalizm söylemi açısından söylüyorum. Bizim şu anda Kürtlerin varlığını ispat etme diye bir kaygımız yok. Birazcık cesarete ihtiyacımız var. Valla demin bahsettiğim o Kemalist tarihçi okumanızı çok isterim. Ömer Lütfi Barkan'ı. Onlar bile biz orayı kolonileştirdik diyor. Yine devam edeyim. 1925'te o dönemin önemli bir bürokratı. Diyor ki biz orayı kolonileştirerek yönetelim diyor. 1925'ten bahsediyorum. Fevzi Çakmak'ın bu konudaki açık şeyi var. Orası kolonidir diyor. 1942'de Avni Doğan'ın raporunu bakın diyor. Beyazların, Avrupalıların Afrika'ya girişi gibi biz de Kürdistan'a girdik diyor. Şimdi hani bu konuda aslında devletin, bürokrasinin, onların tarihçilerinin bakışı net. Ama bizim net değil. Merhabalar. Teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Siz anlatırken başta işte Kürtler Çile tarihini tarihsel bir şekilde bahsettiniz. Melek Cizye'den sonra geldiğinizde Hani'de şey dediniz. Orada Hani'nin, ben şöyle bir yorum yapacağım, itirazım ve gideceğim. Hani ile beraber Bekoş aslında siyasetin işleştirilmesi ya da kültürel... Doğru. Evet. Şimdi o dönem bundan baktığımızda Ahmet-i Hani'nin de kendisinin de o özleminin bu siyaset araçlarında çok o dönemin ruhunda uygun tek tip işte bir imparatorluk ve bunu etrafına toplayan bir şahsiyet özlemeler. Beko Hani, Beko Mir ilişkisine baktığımızda sanki orada daha çok Ahmet Han'ın dile getirmiş olduğu bir siyaset yok. Zaten orada Ahmet Han'de baktığımızda siyaset ile yine özlemini çektiği bir etkimi ayırma şey yok. Orada sizin de kastettiğiniz acaba şey miydi? Ya da bürokrasi ya da Mir'in etrafında bir bürokrasinin olmayışı, danışmanların olmayışı, bunun yerine bir kötülüğün, bir başı borçlu ağırlığın doldurulmuş olmasıdır. Bunu mu kastettiniz yoksa dediğinizde ısrarcı mısınız? Vallahi dediğinizde ısrarcıyım izin verirse. Şimdi tabii anakronizm yapmak istemiyorum. Fakat Hani'nin metnini bence Kürt feodalizminin eleştirisi olarak okumakta fayda var. Bunu yazan Rus yazarlar da var. Bunu ben hiç söylemiyorum. Sadece Hani değil aslında, Meme Alan Destanı'na da bakın, oradaki Beko Avan figürü danışmandır. Mir'in bilgi üreticisidir değil mi? Mir'e nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleyen bir siyasetçidir diyeyim yani, öyle söyleyeyim. Belki yani şu anda yaşamış olsaydı, belki de Cumhurbaşkanı baş danışmanı olurdu, öyle değil. Şimdi bu insanın Mir'e nasıl hareket etmesi gerektiğini, siyaseten, politik olarak hareket etmesi gerektiğini belirten bir görevi var ve Mir bunu olumluyor. Tajdin kaç defa ona söylüyor, diyor ki bunu çevrelerinden uzak tut. Mir hayır diyor. Kelimesi şu Hani'nin, bu köpekler de, köpek diyor onu, güvenlik sağlayıcısı itibariyle köpek kelimesini kullanıyor. Bunların da bulunması zaruridir bir millik için diyor. Dolayısıyla mesela Meme Alan Destanı'nda da öyle, Hani'de de öyledir.
oradaki Beko'nun rolü bir danışman rolüdür, bir bilgi üreticisidir. Ve Mir aslında şeydir ya, birazcık da silik bir karakterdir. Hani şunu görürüz değil mi? Mir'i Mem'i zindana attırmaya teşvik eden olarak görürüz değil mi? Mir kendi kafasıyla yapmamış bunu. Öyleyse hani hani oradaki hani bilgi üretme mekanizmasını, danışmanlık mekanizmasını, siyaset mekanizmasını Beko özelinde bence pejoratif bir noktaya taşımıştır. Üstadım çok katılıyorum. Ben de şunu demek istiyorum. Doğrudur. Hani zaten bunu sizde dile getirdiğiniz şekilde Mir'in o sistemin o pasifliğinden dolayı, kültür oyuncusundan dolayı gelin o bürokrasi ve danışmanlarının olması gerektiği noktada olmaması ve bunu bir kötülükle, borçlukla durdurulması, yani hani burada siyasetle bürokrasi yürütülemiyor, olmayışını eleştiriyor, onu demek istedim. Bunu katkı olarak anlayalım. Evet, teşekkür ederim sana. Başka katkısı, sorusu olan var mı? Soru sorayım. Mücahit Bilici Hoca, Amal Türk kitabında Said Nursi'nin Bediüzzaman'ın yazımının Kürtler, ne kadar Kürtlerin aleyhine kullandığından bahseder. Hatta farz vacip evet, evet. Lazım mı? Lisan itibariyle. Lisan itibariyle Kürtlerin aleyhine ne kadar yazım yapıldığından bahseder. Belki kitabınız o konuda iyi bir çalışma ortaya koymuştur. Siz ne demek istersiniz? Yani şunu demek istiyorum, ben bu konuda Kürtlere kızmak istiyorum açıkçası. Bediüzzaman'ı Türklere terk ettiler, Türklere emanet ettiler. Maalesef öyle. Şimdi önce bir çuvaldızı kendimize batıralım. İnanın ben bu bu çalışmayı yaparken 8-10'a yakın biyografi okudum. Sadece Badıllı bildiğim kadarıyla Kürt, diğerleri hep Türklerden yararlandım. Yani bu ciddi bir eksikliğimiz. Esasen hani Bediüzzaman'ı belki de yapı söküme uğratmak lazım. Üzerindeki Türklük halesini yırtmak için yapı söküme uğratmak lazım. Ama bunu ben değil, Kürt nurcular yapması lazım. Daha fazla yapması lazım. Yapanlar da var, yapmayanlar Ekrem burada, Muhammed burada, arkadaşlar yaptılar, yapıyorlar da. Ama daha fazla yapmaları lazım. Niye daha fazla yapmaları lazım? Çünkü Bediüzzaman belki spekülatif gelebilir ama inanın mümkün diye düşünüyorum şimdi söyleyeceğim şeyi. Eğer Kürtler genel olarak Dersim tarzı bir kolektif soykırıma uğratılmamış ise Ziya Gökalp'in etkisi bir, Bediüzzaman'ın etkisi iki. Hem bürokrasiyi hem devlete yakın olan bürokrasiyi etkileyip bunlar din kardeşidir, bunlar asimile edilebilir, bunlar temsil edilebilir noktasına çeken fikirleri vardır. Bediüzzaman belki zindanda olabilir, sürgünde olabilir ama Fevzi Çakmak üzerinden, Tahsin Üzer üzerinden devlet mekanizmalarına halen de seslenmeyi bilen bir adamdır. Dolayısıyla bürokrasiyi bu tarz şeylere ikna etmiş olma ihtimali vardır. Halkta zaten hani gittiği yerlerde, Isparta'da, Denizli'de vesaire bir Kürt şehri, bir Kürt mola geldi dediler ve hani insanları Kürtlüğe alıştırmıştır Bediüzzaman. Bir talihsizliği şudur, bunu ben aslında bu hem talihsizliktir hem de bir revanştır. Bediüzzaman 1925'te kaçırılıp Anadolu'ya getirildiği zaman yazdığı şeyleri Kürdistan'a taşıyan Hulusi Yahya gelir. Bir ordu mensubudur. Şu açıdan talihsizdir, onun eserleri ordu mensupları üzerinden, yeni eserleri daha doğrusu, yeni eserleri Kürdistan'a ordu mensupları üzerinden geldi. Belki de Kürdistan'daki İslami sosyolojiyi çok fazla etkileyememesinin böyle bir sebebi var. Çünkü ordunun elinde haşa ayet de gelse Kürtler şeyle bakar, şüpheyle bakar. Bu bir. İkincisi revanş dediğim şu, belki de Mustafa Kemal'den veya Cumhuriyet'ten bu şekilde revanş aldı. Ordunun içine sızarak, ordunun üzerinden kendi anlatılarını Kürdistan'a, halka ulaştırarak revanş almış oldu diyelim. Aslında şeyi söylemek istiyorum. Mesela şey dediniz ya burada, Kürtler Bediüzzaman'ı bu konuda anlayamadı ya da yalnız bıraktı gibi.
Tabii bunda biraz da sürgünlerin de etkisi var. Özellikle hiç Kürdistan'a giriş yasaklandığı için. Bir de mesela Hamza için öğrencisi, eski talebesi Hamza ile olan muhabbeti. Yani aslında çünkü Hamza biraz daha bir milliyetçilik üzerinden bahsettiği için kendisine orada bir eleştirisi yapıyor. Sen eski Hamza değilsin, değiştin. Yani böyle bir eleştirisi de var aslında orada. Katılıyorum, evet. O tabii demin, yani bu önemli bir mesele. Demin söylediğim şeyin devamında önemli bir mesele. Yanlış hatırlamıyorsam Maide suresi olması lazım. Orada Allah diyor ki işte bir öyle bir kavim getireceğiz ki sizin yapamadığınızı yapacak. Yani mealen söylüyorum, lafzen farklı olabilir. Bediüzzaman bunların Türk olma ihtimali olduğunu söylüyor. Ve hamallarla konuşurken veya başka yerlerde de Türkler bizim aklımız, biz de onların işte şeyi eli kolu demeye getiren bir bakışı var. Türk İslamının Bediüzzaman'a ayrı koyarsan bu kadar orijinal tespiti yapabilecek başka ikinci bir adam yoktur. Bu konuda Bediüzzaman eleştirilmelidir. Türklüğü kutsi bir hale sokma noktasında ki bu yorumları için yani bazı arkadaşlar hani bunların böyle yorumlanmaması gerektiğini de düşünüyor ama dedikleri ortada. Keza dediğinize ilaveten menfi milliyetçilik, müsbet milliyetçilik şeyleri de var. Valla sömürge altında bir topluma müsbet milliyetçilik, menfi milliyetçiliği ben tartışmayı gerekli bile dahi görmüyorum. Keza yani söylediğiniz gibi Hamza'ya söylediği şeyler de tabii hani anlaşılması kolay değil. Fakat tekrar söylüyorum, Bediüzzaman'ı hani şimdiki yargılarla değerlendirirsek belki haksızlık etmiş olabiliriz. O dönemki Osmanlı toplumu içinde hani işte demin söyledim işte Şam'a gidip Araplara diyor ki Türklerden ayrılmayın, Türklerden, Osmanlı'dan ayrılmayın diyor. Kosova'ya gidiyor, Arnavutlarla Makedonlara da aynı şeyi söylüyor. Van'a gidiyor, Aşiret reislerine de aynı şeyi söylüyor. İttihat İslamcıdır Bediüzzaman. Bunu şu noktada eleştirebiliriz aslında. Hemen hemen bunları söylediği zamanlarda mesela Mısır'daki ekol, Muhammed Abdü ekolü, Reşit Rıza ekolü, ulus devletçi bir Müslümanlığın, ulus devletçi bir İslam'ın da olabileceği noktasında teorik yorumlar yaptılar. Bediüzzaman halen imparatorluk eksenli İslam fikrini savunuyordu. Şu eleştirebilir, sen niye ulus devletçi tarzlı bir İslami devlet noktasına geldin? Böyle belki eleştirilebilir. Çünkü ben şeye vurgu yapmak istedim orada. Yani özellikle Kürtler yalnız bıraktı söyleminden çok. Mesela da bir ara şey vardı. Bir tane dergi vardı. Sızıntı dergisi bir at üstünde ve Bediüzzaman'ın elinde bir bayrakla böyle bir şey vardı. Görüntüsü vardı. Sayısını hatırlamıyorum ama böyle bir görüntüsü vardı. Bayağı bu bir tepki çekti. Ama aslında baktığımız zaman 2. Said döneminde bu pratik biraz var gibi. Yani sadece benim okumam değil ama dışarıdan da gösterilen bu. Yani var. Tabii yani... Bu etkili olabilir mi acaba? Kürtlerin onu biraz uzaktan takip etmesinde. Ama o biraz aslında kaçırıldı tüm Kürtlerden ama o da çok böyle bir yerde aslında şey vardı. Hani Kürtlerden kopmama noktasında bir dirayeti vardı. Ama orada bilmiyorum hani çok şüpheli geliyor bana. Sanki kardeşine müdahale edip engellediler gibime geliyor. O da şu. 1925 Yasayit idam edildiğinde Van'da halen idam edilme haberini Şefik Arvasi söylüyor yanlış hatırlamıyorsam. Bediüzzaman o esnada Hayderiler, Brukiler üzerinden İran'a gitmeyi düşünüyordu. Acaba 1925'te İran üzerinden Celadetlere yani Rojava'ya gitseydi nasıl bir Bediüzzaman figürü ortaya çıkardı? Bu spekülasyonu açık. Ama şu bir gerçek. Kardeşi Abdülmecit üzerinden müdahale ettiler, oraya geçişini engellediler. Ki sonra Bediüzzaman da kardeşini eleştiriyor, eleştirdi de. Senin yüzünden ben gitmedim demeye getiren bir pişmanlık belirtisi var yani. Birkaç kelam etmek istiyorum sayenizde. Tabii benimki kısa olacak çünkü yani cevap vermem gereken çok nokta oldu. Çok pardon. Bu arada Ekrem bu konuların esas uzmanıdır. Yok, estağfurullah. Öyle değil ama bir parça mesaim olduğu için bu konuda ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Geki Fırat söylerken sık sık anakronik hatalar yapabilirim dedi, fazlasıyla yaptı bu konuda. Tabii anakronik hatalar meseleyi tam anlamıyla bazen ters düz edebiliyor.
Yani siyah olan bir şeyi beyaz ya da beyaz olan bir şeyi tam aksi bir şeye getirebiliyor. Fakat hani ben zaten tek Fırat'ta tanıdığım için bunu daha çok bilgi hatalarından dolayı olduğunu bildiğim için ben biraz muhabbete katılmak istedim. Sadece şu üç noktayı ben şey yapmak istiyorum. Şimdi bunu iki defa söylediği için ben biraz etmek istedim. Yani Bediüzzaman hem Şam'da hem münazaratta Van'da Kürtlerle konuşurken hem de Balkanlarda konuşurken itaate yani şey yaptığını, tavsiye ettiğini. Tam tersine aslında Şam'da biraz durum farklı fakat sırasıyla gelecek olursak Balkanlara gittiğinde aslında Balkanlarda o dönemde büyük bir kriz var. Balkanlar kaynıyor, Osmanlı'dan kopmak üzereler, orada isyanlar var. Ve bunun artık bir gerilla şeyine noktasına kadar gelmiş. Oradaki bazı Arnavutlar ve Makedonlar dağa çıkıp silahlanıyorlar padişaha karşı. Bunların başında da Resneli Niyazi var. Şimdi Said-i Kürdi Balkanlara gittiğinde orada bir hürriyete hitap diye bir nutuk okuyor. Ve tam aksine Balkan'daki bu isyancı ortamı gördüğünde fazlasıyla umutlandığını ve hürriyete hitabın başına da diyor ki diyor ey hürriyet diyor öyle bir nada ile beni burada çağırıyorsun ki diyor benim gibi diyor gaflet uykusunda yatan bir Kürt'ü uyandırıyorsun diyor. Şimdi bu aslında tam da orada o halkın o padişaha karşı yani o saltanata karşı o Balkanlardaki halkın isyanına aslında bir nevi katalizörlüktür ve yazısının devamında diyor ki o dönemde bu oradaki isyanı organize eden ve dağa çıkan Resneli Niyazi hitaben bir paragraf yazıyor. Ey zamanın Rüstem-i Zalı diyor. Ben diyor senin hakiki suretini görmek için buraya geldim. Çünkü Resneli Niyazi o dönemde padişaha res çekmiş, dağa çıkmış ve kendi arkasına gelen silahlı grupları da padişaha karşı şey yapıyor. Yani saltanata karşı diyelim. Diyor ki ben diyor senin hakiki suretini görmek için buraya geldim fakat diyor nasip olmadı. Ama diyor sana ve bu yaptığına bir teşekkür fiili olarak Kürdistan'a gitme niyetindeyim. Yani bu yaptığı bu isyana bir teşekkür fiili olarak aslında aynı şeyi Kürdistan'a götürecek. Münazarata gelelim ikinci dediğiniz nokta. Münazarata Kürt aşiretleriyle konuşurken itaat etme gibi bir ifade ben hatırlamıyorum. Israrla saltanat rejimine karşıdır ve bu saltanatın, bu halifelik saltanatının devam etmesi sürekli olarak Kürtleri bir baskı altında tutacağını, hatta Kürtleri üzerine nefes alamayacak kadar örten bir örtü olduğunu söyler. Hatta bunu, tabi şimdi Kürtler gibi halifeye bağlı bir topluma bunu ikna ettirmek kolay değil. Hatta Kürtler, yani orada tabi padişahın hani bu mevcut sistemin Kürtlerine kadar zarar verdiğini söylüyor. Bir tanesi de diyelim ki benim gibi bir tanesi diyor ki Seyda diyor sen öyle diyorsun ama buradaki Seydalar öyle demiyor ki. Yani sen bir hürriyet olduğunu söylüyorsun, meşrutiyetin ilanını bir fırsat olarak görüyor. Diyor tam tersine bize aslında bir ateş olduğunu söylüyorlar diyor. Ve Bediüzzaman orada onlara diyor ki yani iman ile hürriyeti ilişkilendirerek diyor ki aslında siz hür olmadan iman etmiş de olmazsınız ki bu ilginç bağlantıyı kuruyor. Yani ben hani buraya itiraz etmeseydim biraz vicdanım rahat kalmayarak buradan ayrılmış olacaktım. Bir ikincisi mesela o anakronik derken mesela siz haniden ta Zapsu'ya kadar ki şeye o dönemde hani kılıç ve kalem metaforunu kullanırken ki o önemli gerçekten o Kürdistan'daki o tarihi süreçteki yani kılıç kalem ikilemini bence gerçekten onun yapısı kömürü yapmak çok önemli. Yani orada gerçekten Said-i Kürdi'nin, bilmiyorum sanırım bu bütün Kürt yani sol mahallesinin problemi. Yani Said-i Kürdi'ye karşı ısrarla bir rezervleri var. Bunun sebebi ben gerçekten anlamış değilim. Yani acaba Said-i Kürdi'nin Kürtlüğünden bahsederken o arada onun dindarlığı da sızabilir mi korkusu mu var bilmiyorum. Belki bu da olabilir. Fakat genel anlamda ona karşı bir rezerv var. Mesela Said-i Kürdi padişaha haydut derken Bedirhaniler Edirne'nin sukutu için ağlıyordu. Ya da mesela siz Celadet-i Bedirhan'ın ya da şeyin o şeyinde kalemle ne kadar mühim olduğunu söylerken Said-i Kürdi'nin Kürdistan'da bir medrese planı kurduğundan mesela bahsedilmedi. Şimdi dolayısıyla bazı yerler eksik kaldığında dediğim gibi olay büyük oranda ters düz olabiliyor. Ayrıca Said-i Kürdi'nin o Osmanlı yani şey medrese zerrel ilgili konuyu da ben değinip geçeceğim çok uzadı.
Yani neden mesela Medetül Zehra gibi bir projeyi neden aşiretlere değil devlete yaptırmak istediği konusu? Yani bu itiraz pek reel değil çünkü mevcut olan bir devletin sınırları içerisinde devletten bağımsız bir okul kurmak bugün dünyanın başka bir yerinde var mıdır? Ben bilmiyorum. Yok. O zaman da olmayacaktı. Bedirhan'ın, Abdurrazak'ın yaptığı şey zaten İran sınırları içerisinde. Bir de Said Kürdi bu medreseyi kurarken bunun kurulmasının devletin borcu olduğunu fakat bunun devam edilebilmesinin Kürt aşiretlerine kaldığını söylüyor ki bunu hatta diyor biz diyor bunun idaresini nasıl yapacağız? Seyda sen böyle bir projeden bahsediyorsun. Diyor siz Şafisiniz diyor. Kendi zekatınızı bile ayırsanız bu okul yine gidecektir. Bence bu noktalar önemli yani. Teşekkür ederim. Biz zaten Ekrem'le anlaşamadığımız noktalar bunlar. İyi bir katkı yaptı. Ama ben halen aynı konuda ısrarcıyım. Yani daha az ittihat, daha az ittihat diyebilirdi ya. Hürriyeti daha açımlayabilirdi, daha realize edebilirdi. Yani Kürtlere gidip ittihat et demek, Şam'da ittihat demek, ne bileyim Kosova'da ittihat et demek, Kürt'e yaraşmazdı diye düşünüyorum. Bu da benim katkım olsun. Başka sorusu ve katkı soracağım. Var mı? Şimdi belli zaman bakanımızdan İstanbul'a gelirken amacı Türkiye'yi bakanımıza getirmekti. Çok fazla sesiniz hiç gelmiyor. Kusura bakmayın. Belli zamanın İstanbul'a gelirken amacı bilgiyi taşımaktı. Çünkü modernleşme olarak bir yol varsa o İstanbul yolundan geçiyordu. Bugünün de bilgi teknolojilerindeki değişimi unutmazsak ve bilginin tekelinin artık büsbütün parçalanıyor olduğunu unutmazsak biz vatanımıza nasıl bilgiyi götürebileceğiz? Çünkü hala pek iyi durumda değiliz. Teşekkür ederim. Ya aslında şu açıdan birazcık daha şanslıyız. Artık cep telefonu var, teknoloji var, bilgisayar var falan. O konuda daha şanslıyız yani belli zaman dönemine göre. Ama burada sorun şu. Burada sorun şu. Bilgiyi nasıl dekolonize edeceğiz aslında? Sıkıntı bu. Ben demin tarihimizin dekolonize edilmesi noktasına işaret ederken aslında bahsettiğim meselelerden bir tanesi buydu. Evet çok fazla şey biliyoruz. Çok fazla şeyin etkisi altında kalıyoruz ama filtrelerimiz birazcık gevşek. Yani bizim için neyin iyi, neyin doğru olduğu noktasında daha genel bir paradigmanın oluşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çok iyi durumda değiliz. Yaklaşık 200 yıldır mücadele ediyoruz. 200 yıldır dile kolay. 200 yıl mücadele edip de neredeyse hiçbir şey sahibi olmayan yeryüzündeki tek halkız. Bu acı ama gerçek. Eğer durum buysa, 200 yıl mücadele ettiğin halde elinde halen hani bir şey yoksa, hani bazı şeyler var, hani genel olarak konuşayım. Burada durup düşünmek lazım. Hem felsefeyi düşünmek lazım, hem tarihi düşünmek lazım, hem siyaseti düşünmek lazım. Bir yerlerde bir yanlışlık var. Yani bir yerlerde bir yanlışlık var. Bir halk 200 yıl savaşıp da halen bu durumlardaysa, vallahi hani Avrupa için söylüyorum, Lüksemburg var. Geçen Türkiye'nin bir maçı vardı, bir bakayım dedim. Cebeli Tarık diye bir ülkeden bahsettiler. İnanın haritayı açın, ben nerede olduğunu dahi bilmem yani. Cebeli Tarık değil 200 yıllık. Belki de 200 gün bile mücadele etmemiştir. Dolayısıyla hani evet bilgi sorunumuz var. Bilgi sorunumuz artık birazcık daha bilgiler çeşitlendi, daha üretken bir hale geldi. Ama bunu dekolonize etmemiz lazım. Kitabın hemen girişinde şeyi koymuştum ben vesileyle onu söyleyeyim. Çok güzel bir Yedi Kale'nin şeyidir. Diyor ki Şure Hunerame Bete Danil Kadre Kalemame Bete Zanil. Biz bu ikincisini yapmadık. İlkini çok yaptık ama bu ikincisini hiç yapmadık. Kadri Kaleman ve Bette Zani. Son bir şey ekleyebilirim. Sen Bediüzzaman Nursi'nin özellikle gelip İstanbul'a giriş bir amacı aslında padişahtan şey istemesi yani bir fon, bir para istemesi de sonra bu onaylanıyor gibi onaylanmıyor gibi bir şey sonra savaş çıkıyor. Bu gerçekleşmiyor ama bunu, bu bilgiyi aslında Kürdistan'a götürmek bir projesi çok eskiden beri var olan ve bunun için bayağı hayatının büyük bir çoğunluğunu buna veren bir şey. Ve bunun da temelinde aslında evet, Kürtleri kendisini de bir borcu olarak görüyor. Evet biz halkımıza sahip çıkmadık ve onların geri planda kalması. Aynı zamanda kendisi Seyda olarak da bunu
sorumluluğunu kendisi de alıyor. Özellikle yapıyor aslında bu süre içerisinde. Kürtünden de vazgeçmiyor. Hatta görselde kullanmışsınız. O elbiseyle İstanbul'da çoğu zaman gelip geziyor. Hatta itaatçılar bu söylemleri yüzünden de çoğu zaman da onu tımarhaneye atıyor. Neden? Sen bu şekilde geziyorsun. Bu benim Kürdistan'daki elbisem. Bu benim Kürtlüğüm ve ben de bundan vazgeçmiyorum. Söylemi var aslında, evet, kendisi de çıkıyor. Sahip de çıkıyor yani gerçek bu süre içerisinde. Bir ilave edeyim. O yüzden kullanmanız çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Bir şey ilave edeyim. Bu gerçekten çarpıcıdır. Yani ben Sokrates'in veya Aristo'nun zamanında mı bir yana bilmiyorum. Ben öyle bir örnek. İstanbul'a geldiği zaman bir yere gidip şey asıyor. Yani burada her soruya cevap verilir. Evet ama soru sorulmaz tarzında bir ifade yazıyor. Bu hani bunu sadece bir narsizm belirtisi olarak okuyamayız. Bu başka bir şey. Ben hep şunu vurgulamaya çalışıyorum. Ahmet Efendi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki es kodresteme ne perverime. Evet, es kodresteme ne perverime. Ben eğitilmedim, kendi kendimi eğittim. Bunun Kürdistan tarihindeki belki de ikinci kişisi büyük ihtimalle Bediüzzaman'dır. Yani baktığınız zaman onun eğitim müfredatı çok da böyle aman aman hani üniversite tarzı bir müfredat değil. Oraya gidiyor, kovuluyor, oraya gidiyor, kendisi çıkıyor, oraya gidiyor, kavga ediyor falan. Gerçek anlamda hani formasyon dediğimiz şeyi, pedagoji dediğimiz şeyi almaktan uzak. Biraz kendi kendisini yetiştirmeyi bilen bir insan. Ve bence İstanbul'daki o evinin bahçesine yazdığı sözün kıymeti de oradan geliyor aslında. Hani bir kendilik inşası. Foucault der ya, hani şunun için söyler, modernite, modernizm ve modernlik ideolojileri insanı aslında evet modernize eder ama aynı zamanda özgürlüğünü de elinden alır. Buna karşıt olarak kendilik inşasını öneriyor. Kendilik inşasını Kürdistan tarihindeki belki de ikincisidir Bediüzzaman, birisi Hani'dir. Ekrem abi burada aslında belki yanlıştan düzeltir. Aslında orada kendisinin Kürdistan'dan gelenlerin eğitimsiz olduğunu, onlara eğitimli olduklarını ve ne kadar güçlü bir kişi olduğunu onlara kanıtlamak aslında. Buradaki İstanbul'daki alimlere kendisini aslında, yani onlara meydan da okumak. Ben sormayacağım ama sorduğunuz her suali de cevap evet vereceğim diye biliyorum ama Ekrem abi bu durumda. Şey, belki bir teknik bilgi verebilirim. Şimdi o astığı yer aslında Fatih Camii'nin yanında eskiden Melik Fatih Fatih Camii'ni inşa eden işçiler için yapılmış bir pansiyondur. Sonra dışarıdan gelenlerin kaldığı böyle tek kişilik odalar Şekerci Han'a yakın bir yerdedir. O hanın merkezinde genelde böyle ulema oturur ve karşılıklı soru sorma münazaraları şeklinde bir kültür vardır. Onun o pansiyon odasını tuttuğu yerde. Dolayısıyla kişiler bazen eşleşir, böyle her milletten de şeyler var ve biri bir soru sorduğunda ikinci soru sorma hakkı karşısındakinindir. Aslında biraz da onun içindir. Yani biraz da onun içindir ama o dediğiniz gibi kendi yeterliliğini ispat etme, yani bir noktada aslında bir tez savunması gibi bir şeydir. Kürdistan'da gelmiş ve kendi yeterliliğini göstermek istiyor. Bu noktada kardeşi Abdülmecid hatırasında anlatsın diyor. Kısa bir sürede çok tanıdı ve ben kendisine dedim ki sen İstanbul'da çok tanıyorsun artık şu hani gündelik kıyafetlerini de değiştir. Çünkü orada sahip olduğu bilginin derecelerine göre taktıkları kabuktan üstteki cübbeye kadar farklı emreleri var. Diyor yok ben diyor burada Kürt olarak tanımak istiyorum diyor. Çünkü zira diyor İstanbul'dan bakıldığında diyor Kürtler ancak ya burada hamal ya da Kürdistan'da çoban olacaklarını düşünürler diyor. Ben o çoban kıyafetinin içerisinde onları da yenen bir Kürt'ün olduğunu göstermek istiyorum. Bu tarz belki bugün için çok anlamlı olmuyordur ama bu tarz kendi kültürel kimliğine de şey yapan, önem veren bu dışarı var. Başka katkısı, sorusu olan yoksa yavaş yavaş programı kapatacağız. Fırat Ardunkaya'ya tekrar teşekkür ediyorum. Herhalde katkısı sunumu için. Siz değerli dinleyicilere de teşekkür ediyoruz katkılarını ve sorularınız için. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Gelin.